Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sunar. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 22 Mart 2022 Salı günündeyiz. Saatlerimiz 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Artık milli araya girdik dün itibariyle. Perşembe günü Portekiz'e çok kritik bir karşılaşma oynayacağız. Milli takımdan haberler olacak bugünkü program içerisinde. Tabii Stefan Kuntz, milli takımın teknik direktörü, dün hem haber ajanslarına bir röportaj verdi, hem NTV'ye bir röportaj verdi. Onun açıklamalarından öne çıkan detayları sizlere aktaracağız ve biz de yorumlarımızla katkıda bulunacağız. Portekiz'de gelişmeler var. Rakibimizde cezalar vardı, bazı eksikler vardı ve koronavirüs vakası da tespit edildi. En son Pepe, Beşiktaş'tan da hatırlayacağınız isim, tecrübeli savunma oyuncusu, o da koronavirüs sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı. Türkiye'ye karşı forma giyemeyecek. Özellikle savunma hattında ve orta sahada çok önemli eksikler var rakibimizde. Yine Portekiz'in son durumunu program içinde değerlendirmeye çalışacağız. Diğer tarafta sıcak bir gündem var. O da Beşiktaş bugün içerisinde yeni teknik direktörünü açıklayabilir. Dün yönetim kurulu toplantısı vardı siyah beyazlı ekipte. Ahmet Nur Çebi, sportif direktör Ceyhun Kazancı'yla da bir araya geldi. Yönetim kurulu da bir araya geldi. Aslında gün biterken yeni teknik direktörün bugünkü yönetim kurulu toplantısı belli olacağı söylenmişti. Fakat yani ben bu haberle yattım, açık söylemek gerekirse. Ama sabah kalktığımda gece yarısı biz Ajans Spor'da bir haber girmişiz. Diğer kaynaklar da yine benzer haberler paylaşmış. Siyah beyazlı ekip sözleşmeyi Valerian İsmail'e gönderdi. Yani sözleşme hazır. Yönetim kurulu da onayı vermiş. İsmail de bugün içerisinde eğer imzalarsa kap açıklamasının da gün içerisinde yapılması bekleniyor. Bu da önemli elbette Beşiktaş adına. Önder Karaveli ile normal şartlar altında sezon sonuna kadar gidecekti siyah beyazlar, ama son dönemdeki puan kayıpları tahmin ediyorum ki yönetimin fikrini değiştirdi. Önder Karaveli yine kulüp içinde kalacaktır elbette, ama teknik direktör olarak artık yabancı bir isim takımı çalıştıracak. Gerçi gün içerisinde İbrahim Üzülmez'in yardımcılığını yapan Ümit Şahin'in bir sosyal medya paylaşımı çok konuşuldu. Kendisi İbrahim Üzülmez ve arkada Beşiktaş yedek kulübesi görseliyle loading yazdı. Yani artık işler son aşamaya geldi dedi, ama işte çıkan haberler şimdilik pek İbrahim Üzülmez'e yönelik değil. Ki İbrahim Üzülmez demek aynı zamanda Şenol Güneş de demekti. Bakalım gün içerisindeki resmi açıklama ne yönde olacak, merakla takipteyiz biz de. Fenerbahçe'den bir sakatlık açıklaması geldi dün. Atilla Salahi son karşılaşmada oyuna devam edememişti. O sağ diz iç yan bağında birinci derece zorlanma tespit edildi. Bizim Ajans Spor'daki yine haberimize göre Macar savunma oyuncusu en az bir ay sahalardan uzak kalacak ki milli ara sonrası Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi de olacak iç sahada. Onu da forma giyemeyecek yıldız oyuncu. Tabii sol bekte oynuyordu son dönemde. Ferdi Kadıoğlu eğer iyileşirse sol bek için o da önemli bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Ve son haberimiz Göztepe'den olsun. İşler İzmir temsilcisi için pek iyi gitmiyor son dönemde. En son Nestor El Maestro ile yolları ayırıp Thomas'ı getirmişlerdi, ama ligde pek fazla bir şey değişmedi. İki maçtır yine kaybediyorlar Thomas'ı. Şimdi de kulübün sahibi Mehmet Sepil ve başkanı aynı zamanda görevinden istifa ettiğini açıkladı. Ve yönetim kurulu başkanından bugün itibariyle istifa ediyorum dedi. Ve yeni bir dönem artık başlayacak Göztepe'de. Onu da merakla takip ediyoruz. Çünkü İngiliz basında da son dönemde haber çıkmıştı. Roman Abramovic, Rus milyarder, Göztepe'yi satın alabilir deniyordu. Bakalım yabancı bir yatırımcı mı gelecek Göztepe, yoksa yine ülke içinden bir
Türk yatırımcıyla Göztepe yoluna devam edecek. Onu da yine önümüzdeki günlerde göreceğiz. Evet, özetimiz bu. Bugün öyle gündem çok yoğun değil. Şimdilik bunları paylaşmış olalım. Elbette gazete haberleriyle, diğer haberlerle birazdan yine karşınızda olacağız. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. %13 saatlerimiz. Şimdi gündemdeki gelişmeleri değerlendirmeye başlayalım. En sıcak gündem şu anda Beşiktaş'ta var. Çünkü son 3 maçta galibiyet alamayan siyah beyazlı ekipte teknik direktör Önder Karaveli'nin teknik adamlık görevine son verilmesi bekleniyor. Ve yeni teknik direktör konusunda 2 gündür çok sıcak farklı isimler ortaya atıldı. Ana hatlarıyla bir tarafta Şenol Güneş'in ismi gündemde ki o da biraz İsmail Kartal Löw modeli gibi konuşuluyordu. Öncesinde işte İbrahim Üzülmez'in sezon sonuna kadar 8 maçlık göreve geleceği, yeni sezonla birlikte Şenol Güneş'in ekibe dahil olup İbrahim Üzülmez'in onun yardımcısı olacağı bir senaryodan bahsedildi. Bu bir opsiyondu. Diğer opsiyon da yabancı bir teknik direktör ki Ceyhun Kazancı'nın sportif direktörlüğe geçmesiyle birlikte zaten yabancı teknik direktör arayışı malum, Farke, Bruno Pinheiro gibi isimler hep gündemdeydi. Şimdi daha farklı bir isim var. Valerian İsmail, Fransız teknik direktör, boşta kendisi ve en sıcak isim de o. Hatta dün işte girişte de paylaştım, Ajans Spor'da bu ismin artık bittiği, sözleşmenin mail yoluyla kendisine gönderildiği, imzaladığı anda gün içerisinde de kap açıklamasının yapılacağı söyleniyor. Yine başka adaylar da var yabancı. Leonardo Jardim konuşulmuş. Portekizli teknik direktör, o da boşta olan bir isim. Aslında Fenerbahçe için yazılabilir diye düşünüyordum ama Beşiktaş'a yazıldı. Ama en sıcak dediğim gibi İsmail gözüküyor. Milliyet gazetesi de gece girdi bizim gibi. İki taraf, yani iki farklı kaynak bu ismi doğruluyor. Ve dediğim gibi gün içerisinde resmi açıklama gelebilir. Ali abi, aslında Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarına baktığımızda çok net bir şekilde sezon sonuna kadar Önder Karaveli ile devam etmek istediklerini, hatta yeni sezonda da duruma göre onunla devam edebileceğini söylüyordu. Fakat gelinen noktada işte son 3 maç 2 puan. Ondan önce 2 galibiyet var ama ondan önce 3 beraberliklik bir serisi vardı Beşiktaş'ın. Bu alınan beraberlikler özellikle yönetimi düşündürmüş olacak ki sezon sonunu bekleyemediler. Hazırda milli ara var. Başka da böyle bir ara yok. Şimdiden biz bu operasyonu yapalım. Geri kalan 8 maçı yeni teknik direktörle geçelim diye düşündüler. Gözüken bu. Ve artık hani sadece burada tartışma artık Önder Karaveli kalacak mı gidecek miden ziyade gelen isim kim olacağı döndü. Ve orada da artık isim daha çok yabancı teknik direktöre kaydı. Sen hani Beşiktaş'ın son durumuna baktığında Önder Karaveli'nin nasıl düşünüyorsun bu operasyonu? Bu kadar elzem miydi? Hemen Beşiktaş'ın böyle bir operasyona girmeye ihtiyacı var mıydı? Yoksa yönetim yine ya da genel olarak yönetimlerimiz sosyal medyadan yapılan eleştirilerden çok fazla etkileniyorlar. Bunun etkisinde kalarak mı böyle bir karar verdiler? Günaydın. Ne dedi son? Yani olarak. Günaydın dedi. Günaydın, günaydın. Evet, herkese günaydın. Gün ayıyor gerçekten bu arada, şaka maka. Biz sabahları normal şartlarda evet, karanlıkta geliyorduk ama son bir haftadır, bir buçuk haftadır buraya gelirken saat 7'ye doğru İstanbul'da hava ufak da aydınlanınca keyfimize daha fazla oluyor açıkçası. Yani sabah kalktığında havanın aydınlık olmasına bile seviniyorsun. Evet, şu an o noktadayım. Evet, dün ekinokstu, artık bugünden itibaren doğru. Günler gecelerden daha uzun olacak. Ta ki 21 Haziran'a kadar böyle olacak. 21 Haziran'dan sonra bu kez sen fark etmesen de geceler uzamaya başlayacak. Olsun, sabah yine aydınlık olacak. Sabah Haziran'da, olacak. Temmuz'da, merak Ağustos'ta, ha, Eylül'de de olur. Öyle olacak, hiç merak etme. Ekim'e kadar fena değiliz. Yolu var diyorsun. Evet. Zaten biraz şey de kaydı, mevsimler de kaydı. Sorma fark, yani Nisan ortasına kadar bu arada şey, kış deniyor. Kar yağabilirmiş Nisan'da hala. Alıştık artık, alıştık. Ben Temmuz'da bekliyorum.
Temmuz'da kar bekliyorsun. Ben artık bu her şey olur. Temmuz'da bekliyorum. Ağustos'ta uzaylı istilası. Evet. Ondan sonra tamam. Kapanış. Şimdi bir kere sen ne düşünüyorsun? Onu merak ediyorum. Ben çok acele bir karar olduğunu düşünüyorum. Hmm. Önder Karabedik olsa. Ben beğeniyorum. Yani son maçta da Beşiktaş berabere kaldı. Kabul. Hatay Spor'la. Ama yine çok pozisyona girdi. Yani Batu Şahin'in bu bitiricilik problemi, genel olarak benim de düşüncem, o genel düşünce de öyle düşünenler de olduğunu görüyorum. Önder Karabedik'in sonunu hazırladı. Yani son maçta mesela, yani o ceza sahasının içinde artık, penaltı noktasının da önünde, bir metreden topu dışarı atıyorsa skor 1-1 iken, yine sol ayağıyla bir top geliyor, üstten avuta atıyorsa artık, hani burada Önder Karabedik'in daha fazla hani yapacağı ne olabilir? Beşiktaş çünkü pozisyona giriyor. Bence elindeki kadroya göre çok iyi bir oyunu var. Bir tek Galatasaray maçı orada sıkıntı. Kabul ediyorum. Oradaki tercihleri eleştirilebilir. Joseph'i yedek bırakması vesaire. Ama genel görüntüsü hani geldiği günden bu yana bence Beşiktaş'ın gayet iyi ama sonuç alamıyor. Ama Türkiye'de de işte sonuç alamayınca maalesef böyle aceleci kararlar verilebiliyor. Ki yönetim de bu kadar arka çıkmışken hani 2-3 maç galip gelemedi diye böyle bir anda apar topar Önder Hoca ile yolları ayırmak bana çok doğru gelmiyor. Biraz böyle yorumlardan etkilendiklerini düşünüyorum açıkçası. Zaten sana pas atarken aslında o sorunun içinde kendi yorumum da vardı. Ben çok aceleci ve yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum. Çünkü şundan dolayı, Ahmet Nurçe bir sezon sonuna kadar devam etmek istediğini söylediği için bunu söylüyorum. Yoksa yeni sezona yeni bir teknik direktörle başlamak ya da şimdiden onu hazırlamak da bir tercihti. Onu yapmadı Ahmet Nurçebi. Hani şimdi bunu gerektirecek bir durum yoktu bana kalırsa. Mesela Beşiktaş'ta enteresan işler oluyor. Şimdi İsmail Valerian değil mi? Valerian İsmail. Valerian İsmail. Onu bir tarafa bırakalım. İbrahim Üzülmez'in ekibinin yaptığı paylaşımı gördün mü? Girişte de paylaştım. Ümit Şahin yardımcısı loading yazmış sosyal medyada. Şimdi onu biri durup dururken yapabilir mi? Yapmaz. O zaman Beşiktaş'ta ne oluyor diye sormak normal değil mi? Yani Beşiktaş'ta kaç teknik adamla aynı anda görüşülüyor ve görüşülen teknik adamlarda karar neye göre veriliyor? Ben mesela bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Şimdi Önder Hoca'yla devam edin etmeyin. Yeni teknik adam getirin getirmeyin ama söz konusu teknik adamların birbiriyle hiç alakası yok. Birbiriyle benzeşen bir yanları yok. Hangilerini mesela, yabancıları da mı kastediyorsun? Yoksa hani Şenol Güneş ve yabancı olarak mı ayırıyorsun? Çünkü yabancıların hani evet ortak noktası belki çok yok ama genelde daha genç, çok isimli değil. Teknik taktik olarak ön plana çıkan isimler olarak bence tek potada tamam, toplayabiliriz. Tamam, işte o Ceyhun Kazancı tarafı. Aynen. Onu anlıyoruz zaten. Ama diğer tarafta tek zaten. Şenol Güneş'ten başka bir isim var mı? İbrahim Üzülmez. İbrahim Üzülmez yardımcısı olacak Şenol Güneş'in. Ya böyle bir şey olabilir mi Mert? O zaman Şenol Güneş gelsin. Şenol Güneş neyi bekliyor yani İbrahim Üzülmez geleceğini? Löv bekliyorsa yeni sezonu, hı? Şenol Güneş'in neyi eksik? Hayır, hiç alakası bile yok Löv'le Şenol Güneş'in gelişinin. Niye? Çünkü Löw Alman milli takımından sonra bir karar verecek ve her şeyi kendi A'dan Z'ye istediği gibi olmasını istiyor. Bütün yapılanmanın, ekonomik düzeni falan. Şenol Güneş'in böyle bir şartı var mı? Hani Şenol Güneş altyapıyı bana bağlayacaksınız, transfer bütçem şu kadar olacak, şu gidecek, bu kalacak, öyle bir şartı var mı Şenol Güneş'in? Sezon içinde takım almak istemeyebilir. Yeni sezonu bekleyebilir. Çünkü yok, yani bazı teknik adamlar, hani sen tamam daha keskin düşünüyorsun ama Garip işler olduğunu düşünüyorum ben Beşiktaş'ta. İbrahim Üzülmez peki tek adam mı olacak yani? Yani yeni sezonda da İbrahim Üzülmez'le mi devam edeceğini düşünüyorsun sen Beşiktaş'ta? İşte ben de diyorum ki İbrahim Üzülmez yani elzem mi? Ligin bitmesine 8 hafta kalmış. İbrahim Üzülmez gelse ne olur, gelmese ne olur bu saatten sonra? Hani İbrahim Üzülmez nedir? Ne fark yaratır Beşiktaş'ta? Önder Hoca'dan farklı olarak yani. Bu kadar saçma bir operasyon ben hayatımda görmedim. Düşünülmesi bile abes. Peki bunu Şenol Güneş'le bağdaştırsak, sen hani çok mantıklı bulmuyorsun Şenol Güneş'in. Ama hani İbrahim Üzülmez 8 hafta gelecek, yeni sezonda İbrahim Üzülmez yardımcısı olacak. Şenol Güneş teknik direktör olacak diye düşünsen. Sıfır etki. Sıfır etki. Önder Karabel için ne söylüyorlar? Teknik ekipte kalacak mı, kalmayacak mı? Vallahi isme göre değişecek kulübün, herhalde. Kulübün içinde önemli bir yerde kalacak mı Önder Karabel? Evet. Kalacak değil mi? O zaman
Ne alakası var? Hani 8 hafta İbrahim Üzülmez mi? 8 hafta Önder Karabelim. Yani İbrahim Üzülmez geldi de neyi değiştirecek? Yani Şenol Güneş'in yardımcısı olacak olsa bile. Ne olacak yani? Hani İbrahim Üzülmez bir yapım oluşturacak 8 haftada, kalan 8 haftada da Beşiktaş gelecek seneye onunla devam edecek. Ya da mesela Şenol Güneş'in bu oyunculara çok mu uzak olduğunu düşünüyoruz da, hani mesela Löw gibi hiç takip etmiyordur uzun süre. Ondan sonra takım üzerine çalışması lazım da, yani Şenol Güneş'in zaten kafasında şu an bir, mutlaka eğer gelecekse bir planı, bir düşüncesi, oyuncularla ilgili bir tasarrufu vardır. Hı hı. Hani ne kazandıracak Beşiktaş'a? Bence olay, Beşiktaş'taki olay hala içeride birilerini ikna etme savaşı. Güç savaşı var. Güç savaşı olmayabilir bak. Güç savaşı olmayabilir. Fikirler de şey yapıyor olabilir. Ne derler? Çatışıyor olabilir. Ama yani, neden fikirler çatışıyor abi? Şimdi sen Beşiktaş yönetim kurulu olarak bir sportif direktör atadın mı? Atadın. Normal şartlarda futbol yapılanmasına kim karar verir? Sportif direktör. Yani burada sportif direktör ne istiyorsa yönetim kurulunda da genel olarak bunun onaylanması beklenir. Çünkü sen zaten futbol yapılanması için Ceyhun Kazancı'yı getirdin. Şimdi sen Ceyhun Kazancı yabancı bir teknik direktör derken yönetim kurulundan bir isim, yok yabancı olmasın, Şenol Güneş olsun dersen, oradaki sportif direktörün bir anlamı oluyor mu peki? Ne anlamı var? Zaten işte zaten bütün Türkiye'deki bu sistemi yürümeme sebebi de o. Bütün olay bundan kaynaklanıyor zaten. Çünkü başkanlar ve yönetim kurulu üyeleri sportif direktörün dediğini yaparlarsa gücü kaybedeceklerini, etkinliklerini kaybedeceklerini düşünüyorlar. Ön plana çıkamayacaklarını düşünüyorlar. Ve en az atadıkları sportif direktör kadar futbolu bildiklerini de düşünüyorlar. Doğrudur. Bu öyle. Ama hani buna güç savaşı mı dersin, yoksa ikna savaşı mı dersin? Güç savaşı da diyebilirsin. Hani şu an daha yeni olduğu için ben ikna savaşı, ikna çabası diye tarif ettim. Daha yeni ya. Hı hı. Hani daha ortada fol yok, yumurta yok. Daha yapılanmayla ilgili bir şey görmedik Beşiktaş'ta. Ceyhun Kazancı'nın attığı hamlelerle alakalı olarak. O yüzden öyle bir tabir kullandım, ama olabilir. Seninkini de kullanabiliriz. Yani çok şey olmaz burada, hani oturmaz diyemem. Farz et ki güç savaşı var, ama hani Beşiktaş'ta şimdi artık gelmişiz sezonun 30. haftasına. Geçen yılın şampiyonu bu sezonu 3 teknik adamla mı bitirecek yani? 3 tane teknik adam Beşiktaş'ta. Ve hani Beşiktaş 3 teknik adamla bitirdiği noktada işte gelecek seneye ne taşıdı? Bu da çok önemli bir soru. Bu noktada artık 30. haftada hangi teknik adam gelirse gelsin bu saatten sonra çok bir etki yapacağını düşünmüyorum. Ha, peki ben böyle düşünüyorum da kafamdaki çözüm ne? Ne olabilir mesela, Beşiktaş ne yapabilirdi? Şimdi bir kere Önder Karaveli'nin gelecek sezon devam etmeyeceği herhalde herkes tarafından biliniyordu. Burada çok garip bir durum yok. Yok. Güzel. Önder Karaveli hoca çalışırken ve Önder Karaveli'ye Ahmet Nur Çebi bu kadar güven aşılamışken, bunu kamuoyuyla da paylaşmışken, kamuoyu teknik adam kim olacak sorusunu sorarken, Ahmet Nur Çebi sert çıkarken, anlamıyorsunuz diye azarlarken insanları, ben söylüyorum ama anlamıyorsunuz, ben söylüyorum ama anlamıyorsunuz, ben söylüyorum ama anlamıyorsunuz dedi Ahmet Nur Çebi aynı basın toplantısında 3 kere. Ben ne dersem diyeyim, siz anlamıyorsunuz, dönüyorsunuz, dolaşıyorsunuz, aynı şeyi söylüyorsunuz dedi. Bugün gelinen noktada kimin anlayıp kimin anlamadığı ortaya çıkmış durumda. Şimdi ne olabilirdi böyle bir durumda? Madem Beşiktaş Önder Karaveli ile gelecek sezona devam etmeyecek, Önder Karaveli Beşiktaş futbol yapılanmasının içinde Ceyhun Kazancı ve başkanı söylediğine göre önemli bir pozisyonda olacak. Üst yapı da olabilir, alt yapı da olabilir. O zaman yeni teknik adamınızı açıklarsınız. Yeni teknik adam bu olacak dersiniz. Önder Karaveli ile sezonu bitirir. Ondan sonra yolunuza devam edersiniz. Şimdi böyle yaparak bana sorarsan Önder Karaveli'ye de büyük ayıp yapıyor Beşiktaş. Büyük ayıp ediyor. Ve biraz da böyle Önder Karaveli'nin deyim yerindeyse imajını çiziyor. Karizmasını çiziyor. Yani biz sana bu kadar güvendik. Tamam, sonuçlar gelmedi. O kadar da değilmişsin. Biz bunu anladık. O zaman işte en başta anlayacaktınız Önder Karaveli ile devam etmemeniz gerektiğini. O kararı da siz verdiniz. O kararın arkasında durmaya çalıştınız. Bugün gelinen noktada sonuçlar istediğiniz gibi gitmeyince
tamam, bitime 8 hafta kala teknik adam değiştirelim. Peki bu konuşulan isimler, tekrar söylüyorum, bu konuşulan isimlerde Beşiktaş'ın işte teknik direktör arayışında bir uyumdan, bir mantıktan bahsetmek mümkün mü? Bana göre değil. Bana göre değil. Çünkü burada Şenol Güneş ismi de yıpranıyor. Yani Şenol Güneş'in karşısında sürekli bir teknik adam getiriliyor. Valerian İsmail mi? Şenol Güneş mi? Farke mi? Şenol Güneş mi? Pinheiro mu? Şenol Güneş mi? Ya bir karar verin. Bu kadar kararsızlık neyin? Hani neyi, neyle neyi kıyaslıyorsunuz? Şenol Güneş burada yıpranıyor mu sence gerçekten? Ben biraz şöyle düşünüyorum. Bu saydığın teknik direktörün hepsi Fenerbahçe'nin adayları gibi değil ya. Çok bilinmeyen teknik direktörler. Muamma, bir yabancı. Türkiye'de de çok yabancılara karşı özellikle son yıllarda bir ön yargı da var. Vitor Pereira'da da oldu. Diğer teknik direktörlerde de. Şenol Güneş de garanti bir isim. İki şampiyonluk yaşamış. O yüzden o yabancının isimlerin ortaya atılması Şenol Güneş'i bence güçlendiriyor. Hatta bu yabancı gelir ve başarısı olursa Şenol Güneş yine en doğal ve en güçlü aday olacak tekrar. Sen aslında uzun vadede sana yarıyor gibi geliyor. Türkiye'nin en önemli 2-3 teknik adamından biri olarak gösteriliyorsun. Sürekli karşına kariyeri yeni başlayan gencecik teknik adamlar çıkıyor ve sen hala isim olarak açıklanmıyorsun. Doğru bir şey mi? Ama işte senin de son maceran çok iyi sonuçlanmamış. O zaman Şenol Güneş ismini düşünmeyin. Şenol Güneş ismi niye masada o zaman? Sürekli inkar ediyorsun o zaman. Tamam, kaldır masadan Şenol Güneş'i. O zaman Farke ile Valerian İsmail'i tartışalım. Hangisi daha yararlı olur diye. Yani Şenol Güneş niye hep orada o zaman? Ama işte bu biraz Fatih Terim sendromu gibi değil mi? Hayır, Fatih Terim'le Şenol Güneş'in ne alakası var? Şenol Güneş Beşiktaş'taki son döneminde başarılı oldu. Hatta son iki sezonda tartışılır Şenol Güneş'in durumu. Çünkü elindeki kadro ligdeki diğer rakiplerin kadrosuyla beraber tartışılır. Tamam, Şenol Güneş yine gündeme gelecekti. Ama Şenol Güneş gündeme geliyorsa Şenol Güneş hemen gelir. Fatih Terim'de sen hiç öyle bir durum gördün mü? Fatih Terim gündeme gelir, Galatasaray teknik direktör olur, bitti. Yani Fatih Terim'le mesela Daniel Farke'yi Galatasaray'ın kıyasladığını gördün mü sen hiç? Öyle bir şey olabilir mi? Fatih Terim boştayken eğer Galatasaray'a gelme ihtimali varsa, ismi gündeme geliyorsa Fatih Terim geliyor Galatasaray'a. Şenol Güneş öyle değil. Şenol Güneş masada, Şenol Güneş cepte gibi görüyorlar. Şenol Güneş'in karşısında sürekli Ceyhun Kazancı'nın görüştüğü, anlaştığı bir teknik adam getiriliyor. Bir de alakası yok yani, artık bir şeyi de seçin. Yolunuzu da seçin. Hani bu yolu seçmek için ne kadar beklemesi gerekiyor mesela Beşiktaş'ın? O da garip bir durum bana göre. Hani hangi yoldan gidecek? Genç, potansiyelli yabancı mı? Yoksa tecrübeli Şenol Güneş mi? Kulübü tanıyan, nasıl futbol oynattığını bildiğimiz, başarı ihtimalinin yüksek olduğu Şenol Güneş mi? Bunu seçin artık artık. Neye karar vermeye çalışıyor? Burada sportif direktör zaten seçti. İşte ben de ona takılıyorum. Sportif direktör seçti ya, başkan o zaman kaldır Şenol Güneş'i masadan. Şenol Güneş olmasın artık. Niye sürekli hani bu şey devam ediyor, bu tartışma devam ediyor Beşiktaş'ta? Yani Şenol Güneş masadan kalktıysa, Şenol Güneş konuşulmuyorsa, Ceyhun Kazancı seçtiyse İbrahim Üzülmez ne alaka? Yani İbrahim Üzülmez'in yardımcısı nasıl öyle bir sosyal medya paylaşımı yapabiliyor? Yani hiç bu adamın duyumu yok mu mesela? Deli olması lazım durup dururken. Hani öyle loading diye bir şey paylaşması için kendi kendine vahiy gelmesi lazım bir anda. Demek ki konuşuluyor. Demek ki masada. Olay da İbrahim Üzülmez değil. İbrahim Üzülmez'in Şenol Güneş'in yardımcısı olması. O zaman bir taraf İbrahim Üzülmez Şenol Güneş'le konuşuyor. Hocam siz geleceksiniz, biz ayarlayacağız. Şöyle olacak, böyle olacak diyor. Öteki taraf Valerian'a maille sözleşme gönderiyor. Şimdi buradan nasıl bir doğru çıkacak? Yarın öbür günde ne olacak? Bir tanesi gelecek. Başarısız olduğu anda öteki taraf, ben sana demiştim, şöyle oldu, böyle oldu, beni dinlemediniz diye. Hadi bakalım. Yani ben çok anlamıyorum Beşiktaş'ta yaşananları, bu kararsızlığı. En azından Beşiktaş'ın çoktan yolunu seçmiş olması, yolunu belirlemiş olması ve o yol üzerinde tartışıyor olması gerekirdi. Şenol Güneş mi? Ya da başka tecrübeli bir teknik adam mı? Yerli, o bahsettiğimiz yabancı ve genç teknik direktörlerin dışında bir teknik adamsa o tartışılıyor olmalıydı şu an. Ya da o takımın başında olmalıydı ya da açıklanmalıydı.
takımın başında değil, açıklanmalıydı. Ya da tamam, Beşiktaş gelecek sene genç, potansiyelli, umut vadeden, işte hep o söyledikleri yeni futbol akımına uygun düşüncesi olan bir teknik adamı tartışıyor, konuşuyor olması gerekirdi. Ama öyle bir durum yok ortada. Hangisinin olduğu da belli değil. Tekrar söylüyorum, o İbrahim Üzülmez'in yardımcısının attığı post çok önemli bir posttur bence Beşiktaş için. Ne olduğunu, ne kadar karışık olduğunu anlatan çok net bir göstergedir. O yüzden de ben Beşiktaş'ın işini yine şansa bıraktığını düşünüyorum Mert. Yani Beşiktaş işte sportif direktör, yapılanma, altyapı, şu bu dese de işlerin arka planda yine eski mantıkla yürütüldüğünü, yine senin söylediğin gibi sosyal medyadan fazlasıyla etkilenildiğini, yine rüzgara göre yön değiştirildiğini ve rüzgar eserken de o rüzgarın sizi iyice kararsız hale getirdiğini net şekilde söyleyebilirim Beşiktaş'ta. Buradan da çok iyi bir şey çıkmaz. Benim de merak ettiğim, şimdi sen konuşurken sportif direktörü var Beşiktaş'ın ama yani tüm kararları onun vermediği açık. Şunu merak ettim. Mesela Önder Karaveli ile sezon sonuna kadar yola devam edilmemesini isteyen isim Ceyhun Kazancı'nın kendisi mi, yoksa yönetim kurulu veya başkan mı? Yani şöyle mi oldu? Ceyhun Kazancı normal şartlarda devam etmek istiyordu sezon sonuna kadar. Yeni teknik direktörü de yeni sezonda getirme planı vardı. Ama başkan devreye girdi. Yok, biz Önder Hoca ile devam etmeyelim. Bize hemen bir yabancı teknik direktör bul mu dedi, yoksa Ceyhun Kazancı bu kararı mı verdi? Açıkçası onu merak ediyorum. Çünkü benim hissiyatım, hani bilgim yok bu konuda, ama sanki yönetim Önder Hoca ile artık yolları ayıralım teknik direktör olarak. Bize hemen bir teknik direktör bul diye Ceyhun Kazancı'ya gitti. Mesela böyleyse de problem var. Yani Önder Karaveli ile yolların ayrılması kararını asıl önce sportif direktör vermeli. O sonuçta futbolla ilgili kararları alması gereken kişi. Aksi olduysa bence o da yine Beşiktaş adına büyük bir sıkıntı. Ahmet Nur Çebi Galatasaray maçına gitti. Oynanan kötü futbol sebebiyle devre arasında maçı terk etti. Ondan sonra Beşiktaş'ın yönetim kurulu toplantısı yaptığı ya da yöneticilerin bir arada toplandığı yazıldı, çizildi. Doğru mu? Doğru. Hatay Spor karşılaşması keza aynı şekilde. İşte gelen bir beraberlik. Ondan sonra sosyal medyada esen rüzgar. Dolayısıyla bu ikisini de üst üste koyduğumuz zaman aslında zaten evet, senin dediğine geliyor. Kimin verdiği ortaya çıkıyor. İşte bu da yine Beşiktaş'ta yani sportif direktörün çok anlamı olmadığını gösteriyor. Hele ki bir de Şenol Güneş gelirse zaten Ceyhun Kazancı'nın orada durmaması gerek. Çok net bir şekilde, yani teknik direktörü gönderme kararını veremiyorsun diyelim, bu farz ediyoruz. Şenol Güneş de gelirse Şenol Güneş'i de sıcak bakmadığını biliyoruz kendisi. Çünkü yabancı bir teknik direktör. İşte şimdi yeni teknik direktörü de getiremiyorsan sportif direktörün orada kalmasının bir anlamı var mı? Ya kendi istifa etmeli ya da Beşiktaş yönetimi zaten hani biz zaten kararları veriyoruz, sana ihtiyacımız yokmuş kusura bakma deyip yollarını ayırmalı. Ya da işte sen sonra bize bir öneride bulundun, biz değerlendirdik, kendi düşüncemizin daha doğru olduğuna karar verdik. Hani sen işini yaptın, işini de doğru yapıyorsun, söyleyeceklerini söyledin ama hani sonuçta karar veren biziz. Sen çalışansın, profesyonelsin. Evet, sen bazı şeyleri ortaya koyarsın ama senin her söylediğini kabul etmek zorunda değiliz. Biz düşünür, değerlendirir, ona göre karar veririz'e getirebilirler. Güzel getirir olayı. Ama burada da sportif direktör bence görevini de bırakmalı. Çünkü daha ne, zaten en önemli kararları kendi veremeyecekse orada durmasının ne anlamı var? Eğer böyle diyecekse üretim, sportif direktör de normal şartlarda istifa etmelidir. Bana kalırsa. Bakalım, çok yani ilginç çok konu. İtiraz edeceğim bir şey yok bunu söylediklerimde. 7.36 saatlerimiz daha konuşacağımız konular da var. Bununla ilgili şimdi Ceyhun Kazancı'nın TRT Spor'dan Fırat Güner'e yaptığı bir, verdiği bir röportaj var. Ondan birazdan bahsedeceğiz. Ve Valerian İsmail kimdir? Nedir, necidir? Gerçi birkaç gündür sosyal medyada analizler görüyorsunuzdur eski takımlarında neler yaptığına dair, ama biz de burada ufak çaplı kendisine bir tanıtırız, ama hepsi reklamlardan sonra. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. Evet,
Evet, 7.42 saatlerimiz. Beşiktaş'taki teknik direktör konusunu konuşuyoruz Ali abiyle birlikte. Şimdi Ceyhun Kazancı, Beşiktaş'ın sportif direktörü, dün TRT Spor'a ufak bir açıklamada bulundu Fırat Güner'e. Diyor ki Valerian İsmail oyuna çok fazla kafa yoran, gençlere oynatan, anormal antrenman yaptıran bir teknik adam. Fizik kalite olarak Süper Lig'de ciddi fark yaratacağını düşünüyorum. Benim için daha önce şampiyonluk yaşamış bir hoca olup olmaması çok önemli değil. Eldeki malzemeye göre yemek yapabilen bir teknik adam. Bu konuyu kendisiyle de konuştum zaten. Gezal ve Rose'nin telkiniyle bu hocayla anlaştığımız kesinlikle doğru değil. Tabii Fransız ekolü olunca bu haberler çıkmıştı ama kendisi birinci ağızdan bunu yalanlıyor. Oyuncuya sorarak bu işler yapılmaz. Gezal ve Rose'ye de eve gittiklerinde Twitter'dan öğrenmiştir. Kulüpte sadece 3-4 kişi biliyordu bu haberi, demiş Ceyhun Kazancı. Yalnız burada dikkatimi çeken, mesela eldeki malzemeye göre yemek yapabilen bir teknik adam diyor ama çalıştırdığı bütün kulüplerde, ki Wolfsburg'u çalıştırdı, LASK'ı çalıştırdı, Barnsley ve West Bromwich, 4 takım, 4'ünde de üçlü savunma oynatmış. Yani eldeki malzeme mi denk gelmiş üçlü savunmaya yönelik, yoksa kendi üçlüyü mü dayatmış? Sanki biraz ikincisi, böyle bir anlayışı var. Hani üçlüden vazgeçen bir teknik direktör değil. Benim gördüğüm dörtlüsü yok. Eyvah, bir üçlü bir dörtlü tartışması daha mı doğuyor? Fenerbahçe'den bir sene sonra. Bu takım üçlü oynamaz esprisi mi doğacak gene? Evet, bu sezon gerçi birkaç maç oynadı. Fena da olmadı. Bir maç hatırlıyorum ama tabii rakip zayıf Rize Spor'du. O maç beğenmiştim Beşiktaş'ı üçlü, ama bütün sezonu üçlüyle götürmek tabii çok farklı. Bu zaten tartışılır bir kere, üçlü savunma. Diğeri yabancı olması. Eyvah. Diğeri işte West kariyeri. Bromwich. Kariyeri. İşte büyük takım çalıştırmaya benzemez West Bromwich'i çalıştırmak. İşte LASK'ı çalıştırmak. Yani 3-0 falan geride başlayacak Valerian İsmail Beşiktaş kariyerine. Sen buradan buraya takıldın, ben şeye takıldım. Ceyhun Kazancı ne diyor? Kulüpte 3 kişi biliyordu diyor. 3-4 kişi biliyordu diyor. Şimdi bütün Türkiye biliyor. Nasıl oldu bu iş? İşte çıkmış demek ki birilerinden. 3-4 kişi biliyorsa, o 3-4 kişi Ceyhun Kazancı da biliyor. Yani bir zahmet artık bu operasyonları da bu şekilde bütün Türkiye'nin öğreneceği biçimde yapmayın. Hepsi çıktı ama bak, Farke daha hemen çıktı. Çıkmayan yok. Şey, Pinheiro çıktı. Çıkmayan yani yok. Hepsi, bütün adamlar. Yani o hangi 3-4 kişi ise bir zahmet artık onları da bir tanıyın. Yani Vitesse aralarında, hocası, Almanya'daki evet, hocalar, altyapı hocaları, hepsi basına yansıdı yani. Evet, o çok garip Beşiktaş'ta. Yani Ceyhun Kazancı kulüpte sadece 3-4 kişi biliyordur. Gezal'le Rozi'ye eve gidince medyadan öğrenmiştir diyebiliyor ama 3-4 kişi bütün Türkiye'ye duyuruyor Beşiktaş'ın muhtemel yeni hocasını. Yeni hocayla alakalı olarak açıkçası benim öyle çok detaylı bir bilgim yok. Bu tarz hocalarla ilgili ön analizlere de pek güvenmiyorum. Bambaşka ligler, bambaşka takımlar, bambaşka rekabetler, bambaşka dengeler. Berisha'dan sonra değil mi düşüncelerin değişti senin de, böyle analizlere güvenmemek gerektiğini? Evet, şaka bir, de, bir tarafa, gerçekten öyle. Ben de öyle bir düşünüyorum. Bir de çok da fazla böyle bir şey yapıyormuş gibi değerlendirmeler, analizler görüyorum. Yani adam Valerian İsmail'i büyük ihtimalle yeni duydu. Ondan sonra hiçbir maçını izlemeden sadece verileri üzerinden sanki bütün maçlarında oradaymış gibi yorumlar yapıyorlar. Bunlara çok katılmıyorum. Bu işi detaylı olarak analiz etmek Ceyhun Kazancı'nın görevi. Ceyhun Kazancı masaya getiriyorsa artık ona bakacak Beşiktaş kulübü, ne kadar güvendiğine, analizlerin ne kadar doğru olduğuna. Ancak şunu söyleyebilirim. Geldikten sonra hep beraber görürüz ne hamleler yapacak, ne hamleler yapmayacak. Benzer durum Torrent için de geçerliydi. Torrent'le ilgili de gelmeden önce bir takım şeyler yazıldı, çizildi. Ama hep beraber burada Torrent'i tanımaya başladık. O yüzden eğer Valerian İsmail olacaksa bekleyeceğiz. Ve göreceğiz neler yapabileceğini Beşiktaş'ta. Bu biraz anlayışla alakalı. İşte Beşiktaş'ın nereye doğru gideceği, hangi yolu seçeceği, o yolda neler yapacağı, o yolda kimlerle devam edeceği. İşte bu Ceyhun Kazancı'yı da kapsıyor. Ahmet Nur Çebi'nin bu kadar fazla kararsız kalmasını, hangi yolu seçeceği konusunda hala belirsizlik olmasını da kapsıyor. Ondan sonra hep beraber göreceğiz. Şu an için
Açıkçası bütün hocalar, bütün bu masadaki hocalar benim gözümde aynı seviyede. Yani Daniel Farke gelseydi belki biraz daha fazla bir şey söyleyebilirdim. Çünkü en azından Premier Lig'de Norwich'i izledim. Hani biraz bir şeyler söyleyebilirdim ama o hocalara aynı mesafedeyim. Ve nacizane olarak herkese de bunu tavsiye ediyorum. Yani yazılan çizilenlerden, analizlerden çok fazla etkilenip işte burada başarısız olur ya da burada çok başarılı olur gibi kesin hükümlere varmak artık bana komik geliyor. Dediğim gibi çok başka şartlarda, çok başka rekabetlerde, başka futbol iklimlerinde yapılan mücadeleler bunlar. Aldığınız bir takımın o ligdeki, o ülkedeki büyüklüğünden tutun, o anki yönetimle teknik adamın uyumuna, o teknik adamla kadronun uyumuna kadar yüzlerce farklı olay var futbolda. Dolayısıyla orada yaşadıklarıyla burada yaşadıkları kıyaslanamaz. Anlayış tabii ki mutlaka var. Bir anlayışı, bir futbol görüşü var. Orada hiçbir şüphe yok. Ama genel olarak bekleyip görmek lazım. Valerian İsmail aslında eski bir futbolcu. Evet. Hani çok ünlü değildi. Yani tanımayan da çıkar elbette ama diğer bu teknik direktör adaylarına göre en azından bir futbolculuk geçmişi var. Bu bir anlamda önemli olabilir. Bilemiyorum hani futbolcu karizması, futbolcular da daha farklı bakabilir. Çünkü Türkiye'de maalesef henüz teknik direktörleri de tam net bir gözle değerlendiremiyoruz böyle. Hani bu adam ne ki, futbolculuk geçmişim var. Taktisyenmiş, çok da önemli değil denebiliyor ama en azından bir futbolculuk geçmişi var. Bayern Münih'te dahi oynamış bir isim kariyerinin sonunda. Ben hayal meyal hatırlıyorum. Ben de hatırlıyorum. Savunma oyuncusuydu İsmail. 8,5 milyon euro vermiş o dönem. 2005'te Bayern Münih Werder Bremen'den transfer ediyor. Sonrasında da 4 sene sonra 2009'da futbolu da bırakmış. Teknik direktör olarak ilk macerası tabii ikinci takımlarla olmuş. Almanya'da Hannover ve Wolfsburg'u çalıştırıyor. Genelde zaten Almanya'da hep ikinci takımdan başlanır. Sonra A takıma geçilir. Wolfsburg'da bir geçici antrenörlük döneminden sonra kalıcı oluyor. İlk büyük takım deneyimi üst seviyede Wolfsburg. Sonrasında LASK en iyi dönemlerinden biri 2019-2020 sezonu. Onunla ilgili çok şey yazıldı zaten o sezonlarla. Evet, çünkü o sezon Salzburg'un hanedanlığını devirmeye çok yaklaşmıştı. Normal sezonu önünde bitirmişti Salzburg'un ama pandemide yasak olan toplu idman yapınca puan cezasıyla birlikte geri düşüp playoff'ta zaten o moral bozukluğuyla da bayağı darmadağın burada olmuştu. Konuşmuştuk. Hani o dönem konuşmuştuk. O açıdan oradaki onu çok net hatırlıyorum. Salzburg'u böyle zorlaması güzel bir veri aslında. Oyuncular bireysel idman yapması gerekirken grup antrenmanı yaptırmıştı. Aynen. Ondan sonra Avusturya Futbol Federasyonu da puan silme cezası vermişti. Ve o şey başladıktan sonra hani playofflar başladıktan sonra bir türlü toparlanamamışlardı. Burada net şekilde konuşmuştuk. Ama ismi de geçmemişti mesela teknik adamın. Yok, ben de hatırlamıyorum o dönem. Last sezon Salzburg diye konuşmuştuk. Aynen, sonraki sezon sen Avusturya Futbol Federasyonu'nun verdiği kararın ne kadar doğru olduğunu, Salzburg'un bunu hak ettiğini, Salzburg'un şampiyonluğun elinden alınamayacağını, Tabii şimdi LASK'ın kurallar küme var. Düşürülmesi gerektiğini, lütfen kurallara riayet etmek, yöneticilerin idam edilmesi gerektiğine kadar vardırmıştım burada. Evet. Salzburg'a yeter ki bir şey olmasın diye. O dönem şaka bir tarafa konuşmuştuk bunları. Sonra Championship'a gidiyor Barnsley'e. Oradaki performansı çok beğeniliyor. West Bromwich Albion bu sezon başında onun için 2 milyon sterlin ücret ödüyor. Evet. Yani bu teknik direktörlere bizde çok ücret ödemek makul karşılanmıyor ama İngiltere'de, Almanya'da bunlar çok var ve 2 milyon sterlin de gayet önemli bir ücret. Öyle bir şekilde West Bromwich'te göreve geliyor ama orada da bir yerden sonra üstte sakatlıklarla birlikte puan kayıpları olunca yönetim onunla yolları ayırma yoluna gidiyor. Evet. Ve boşta, Şubat ayından bu yana boşta olan bir teknik direktör. 46 yaşında, 1975 Eylül doğumlu kendisi. Dediğim gibi gittiği her takımda üçlü savunma oynatan bir teknik direktör. Genel hani hatlarıyla özelliği bu. Zaten Cem Kazancı da paylaşmış, çok iyi idman yaptırdığını söylüyor. Beşiktaş'ta daha gençleşmeyi düşündüğü için bu yoğun idman temposu çok bozmayabilir ama normal şartlarda böyle deneyimli papaz oyunculardan kurulu bir takım olsa bu idmanlar futbolcuların pek hoşuna gitmez. Sevmezler bizde çok ağır tempoyu. Ama bu gençleşme operasyonuyla birlikte tabii futbolcunun bakışını da görmek lazım. Fena bir şey birliktelik gibi durmuyor. Bakış açısını anlayabiliyorum Cem Kazancı'nın. Çünkü bunu da hep konuştuk. Sergen Yalçın'da ne eksikse yeni getireceği teknik direktörde onun olmasını istiyor mesela. Sergen Yalçın çok çalışkan bir teknik direktör değildi. Futbola çok fazla kafa yoran bir isim değildi bildiğimiz kadarıyla. Daha farklı meşgalleri vardı futbol dışında. Ama bu işte İsmail olsun,
Farke olsun, işte Pinheiro futbola daha fazla kafa yoran, işin teknik taktik kısmına kafa yoran, fizik olarak takımlarını üst seviyeye çıkaran teknik direktörler yoğun idman yaptırıyorlar. Ya Sergen Yalçın'ın takımının da ben fizik olarak öyle çok büyük problemler yaşadığını düşünmüyorum. Onu bir kere söyleyeyim. Mesela fizik olarak çok sıkıntılı olan bir takım geçen sene o tarz bir oyunu oynayamazdı. Ama Sergen Yalçın'ın futbola bakışı bu saydığın teknik adamlara göre daha yalın, daha basit bir bakış. Çünkü Sergen Yalçın çok kolay yapıyordu saha içinde her şeyi. Dolayısıyla futbolun çok komplike olmadığını düşünenlerden. Mesela ben de biraz o şekilde düşünürüm. Diego Maradona'nın bir sözü vardı. Zaman zaman onu hatırlatırım. Teknik adamlıkta başarısız oldum çünkü futbolculara sadece benim yapabileceğim şeyleri söylüyordum diyor. Hani öyle bir bakış açısı var mesela. Sergen Yalçın da futbolu öyle çok komplike görmeyen ama bu teknik adamlar hani biraz daha Guardiola tarzı, neredeyse oyunun her alanını planlamaya çalışan, oyunun her dakikasını planlamaya çalışan, bizde biraz daha Abdullah Avcı ekolüne yakın, işte onu biraz daha geliştirmiş olan ya da geliştirmeye çalışan teknik adamlar olarak gözüküyor. Bunlar farklı şeyler, farklı yollar ama senin dediğinde mutlaka o var. Hani Sergen Yalçın'ın o rahat tavrı, hani o kadar zor işler değil bunlar. Şunu şunu yapın zaten maçı kazanırsınız gibi. Belki dinlediğin zaman çok basit gelen bir anlayış. İşte oyunculara bazen geçiyor, bazen geçmeyebiliyor. Bazen bunu duyan yöneticiler çok garipseyebiliyor. Ama tekrar söylüyorum, şimdi Sergen Yalçın futbolcuyken sahada eğer 22 kişi varsa, ki 22 kişi var, fazlası olmuyor, azı olabiliyor da, o 22 kişi içerisinde herhalde çıktığı maçların %99.9'unda en yetenekli oyuncu oydu. Sergen Yalçın'dı ve diğerlerine göre her şeyi daha kolay yapıyordu. Bence o mantalite Sergen Yalçın'ın teknik adamlığına da geçmiş durumda. Mesela bu isimlere bak, bu isimlerin hiçbiri çok üst düzey futbol oynamış isimler değil. Futbolculuk kariyerleri az önce senin söylediğin gibi belki var ya, çok şey seviyede kalmış, düşük seviyede kalmış, belki de hiç yok. Dolayısıyla onlar oyunu biraz daha farklı görüyorlar, farklı okuyorlar. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Ben çok garipsemiyorum bu durumu. Hani ben de mesela Sergen Yalçın olsam, o yeteneklere sahip bir futbolcu olsam, futbola bakış açım Sergen Yalçın'ınkinden çok farklı olmayabilirdi. Çok garipsemiyorum o durumu. Çok bana böyle uçuk gelmiyor. Sergen Yalçın'ın biraz daha yalın, biraz daha basit oyunu görmesi. Ama diğerleri öyle değil. Diğerleri örmek zorunda olduğunu hissediyor. Bir şeyler, daha farklı bir şeyler yapmak zorunda olduğunu hissediyor. Ve burada da iş dönüyor dolaşıyor, bir taraf haklıdır bir taraf haksızdır'a gelmiyor. Hı hı. Burada ne kadar şey yapabileceğinizle alakalı, ne kadar anlatabileceğinizle, karşı tarafa geçirebileceğinizle alakalı. Mesela şöyle kuvvetlendireyim söylediklerimi, sen de itiraz edebilirsin istediğin noktada, aklına yatmayan noktada. İtiraz etmezsen sevinirim ama önce kendimi doğru şeyler söylüyor gibi hissederim. Mesela Sergen Yalçın'ın ekolüne Zidane yakın. Değil mi? Zidane hiçbir zaman çok büyük bir taktisyen olarak konuşulmadı. Çok büyük futbolcuydu. O da büyük ihtimalle kariyerinde oynadığı bütün maçlarda ya da bütün maçların çoğunda ağırlıklı olarak en yetenekli oyuncuydu sahada. Onun da bakış açısını ben Sergen Yalçın'a yakın görüyorum. Yani o da futbolu o kadar fazla deşmeye gerek olmadığını düşünenlerden ve iletişimle beraber büyük oyuncu idare etmekle çok büyük başarılar kazandı. Mesela Ancelotti. Ancelotti de bu ekole yakın bir teknik adam. Ancelotti de hiçbir zaman dahi bir taktisyen olarak futbol kamuoyundan övgüler almadı. Ama o da belli şeyleri standartın üzerinde yaparak, yıldız idare etme, iletişim gibi şeyleri yaparak, işte bu sene yine şampiyonluğa doğru koşuyor. Real Madrid'de son El Clasico'nun sonucuna rağmen. Ancelotti de çok iyi bir oyuncuydu ama Ancelotti'nin yeteneği Zidane'la falan kıyaslanamayacak. O sadece iyi bir orta saha oyuncusuydu. Hani öyle üstün yetenekli bir isim değildi Ancelotti kesinlikle. Ama mesela bunların karşısında bir Guardiola var. Guardiola bir merkez orta saha oyuncusu olarak çok yetenekliydi. Oyun görüşü çok farklıydı. Ve o oyun görüşünde teknik adamlığa geçtikten sonra işte zaten bu işin şeyi oldu. Piri oldu. En üst noktası oldu. Ama Guardiola ekolüne yakın teknik adamların çoğunun da
futbolculuk kariyerinde ya olmadığını ya da düşük kalibrede kaldığını görüyorsun. Klopp mesela buna bir örnek. Bir futbolcu ama neredeyse vasat altı bir oyuncu. Tuchel oyunculuk kariyeri olarak soru işareti bir oyuncu. Nagelsmann zaten çok erken bırakan, devam eden. Gördüğün gibi aslında bazı şeyler var seçilen yollarda. Yani Guardiola çok farklı bir örnek. Hem çok üst düzey bir oyuncu ya da yetenekli bir oyuncu. Çok iyi bir taktisyen. Ama aynı zamanda futbola müthiş kafa yoran bir adam. Ama diğerleri mesela alt alta koyabiliyorsun. Hani benzer yapıları görebiliyorsun. Daha az yüksek seviyede maç oynamış, daha üst seviyede oynamamış, futbolu erken bırakmış, futbolculuğu belki amatörlük seviyede kalan isimler daha fazla bu işlere kafa yoruyor diye düşünüyorum ben. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. ...8.08 saatlerimiz... ...bugün tabii sıcak gündemimiz... ...Beşiktaş'taki teknik direktör... ...gelişmesi, Önder Karaveli ile... ...teknik direktör olarak yolların ayrılması... ...bekleniyor. Aslında dün de... ...Barış abiyle mi konuşurken... ...öğlen programda mı hatırlamıyorum... ...kim derdi ki... ...bundan yaklaşık bir buçuk ay önce... ...Önder Karaveli... ...sezonu tamamlayamayacak... ...İsmail Kartal... ...ligde son 6 maçın 5'ini kazanıp... ...hani sezon sonuna kadar... kredi sağlayacak ve Fenerbahçe bu durumda olacak. Gerçekten futbol bilinmezlerle dolu. Bunu birçok olayda yaşıyoruz. Birçok farklı örnek verebiliriz. İşte Berisha analizim çok farklı yerlere gitti. Herkesin bir beklentisi var. Bazı öngörüleri var. Hatta şunu konuştuk dün öğlen. Bir dinleyicimiz bağlandı. Demiştiniz ki diyor sezon başında ilk 3-4 haftadan sonra işte 4 büyükler bu sezona damga vuracak. Ligi evet, ilk 4'te evet, bitirecekler. Evet. Ama Anadolu, ne oldu? Anadolu takımları çok iyi gözükmüyordu. Müthiş zayıf gözüküyordu. Evet, ilk 4 karşılaşmada. Puan tablosu ilk 4 sırasında 4 büyükler vardı. Ama o dönemki işte yorumumuz bugün nereye geldi? Evet. Yani bir tek Trabzonspor var. Şampiyon oluyor. Fenerbahçe'de şimdi belki ikinci olacak. Tamam ama çok geriden geldi. Beşiktaş'ın hali ortada, puan tablosunda. Galatasaray zaten felaket bir yerde. Evet. Öyle öngörüler yapıyoruz. Biz de yorumcu olarak yorumlarımızı paylaşıyoruz ama işte gelinen noktada işler çok farklı bir noktaya gidebiliyor. Mesela bu üç teknik direktör arasında Torrent, İsmail Kartal, Önder Karaveli en çok eleştirdiğim benim İsmail Kartal'dı. Şu anda puan olarak bakarsan futbolu da oyunu da fizik olarak da gelişiyor Fenerbahçe. En iyi durumda, en garanti gözüken, koltuğu en garanti gözüken bu sezon sonuna doğru söylüyorum. Yeni sezonda o ayrı bir tartışma. İsmail Kartal, Önder Karaveli ilk gidecek olan. Bunu beklemezdim ama Torrent gider, Önder Karaveli gitmez derdim. Ama işte futbol öyle bir nokta ki, öyle bir spor ki, diğer spor dallarından biraz ayrılıyor. Hiç beklemediğin şeyler başına gelebiliyor. Evet, o zaman örneğimi vermenin tam zamanı. Galatasaray için ne konuşuluyordu, ne oldu biliyorsun? Tabii. Küme düşme korkusu konuşuluyordu. Barcelona'ya el ermeye geldi iş. Şimdi tekrar aynen, futbol böyle dönüldü. Ama işte asıl olan bu dalgalanmalarda, bu dalgalanmalarda yönetimlerin nasıl cevap verdiği, teknik direktörün arkasında durup durmadığı ya da doğru teknik direktörün arkasında durup durmadığı, bütün olay bundan ibaret. Eğer o kararınız netse, yaptığınız işi biliyorsanız genelde doğruya ulaşıyorsunuz. Ama ben şunu net şekilde söyleyeyim. Bizde kararlar tamamen duygusal ve yaptıkları işi de çok iyi bildiklerini düşünmüyorum. Seçimlerini yaptıkları anda çok emin olduklarını düşünmüyorum. O yüzden iş ağırlıklı olarak şansla alakalı. Şans faktörü işte yönetimleri, kulüpleri, hatta camiaları zaman zaman başarıya götürüyor, zaman zaman da başarıya götürmüyor. Öyle çok bilerek, organize olarak sonuca ulaşan mutlaka var ama az. Bunu kabul etmek gerekiyor. O yüzden zaten taraftarların kendilerini bu kadar parçalamaması gerektiğini her zaman düşünenlerdenim. Biraz daha işin içine girdikçe, sağdan soldan duyduklarımız, işlerin nasıl yürüdüğünü anlamaya başladıktan sonra zaten o insan hisse yavaş yavaş alışıyor, yavaş yavaş kapılıyor.
Ben de şu an hala o şekilde düşünüyorum. Evet, bu örnekler güzel örnekler. Yani Torrent, Önder Karaveli, İsmail Kartal örnekleri güzel örnekler. Ancak burada hani şu an mesela Ali Koç gördünüz mü, İsmail Kartal doğru tercihti, ben size demiştim derse bence kendini inkar eder. Aynı şekilde Ahmet Nur Çebi, ya Önder Karaveli olmayacağı zaten o zaman belliydi, yanlış yaptık derse kendini inkar eder. Aynı şey Burak Elmas için Torrent seçimiyle alakalı olarak da söylenebilir. Bir yapı oluşturmak, bir sistem, bir organizasyon oluşturmak böyle bir iki ayda alınacak kararlarla mümkün değil. İşte az önce seninle uzun uzun Beşiktaş'ı konuştuk, Ceyhun Kazancı'yı konuştuk. Sen dedin ki eğer en önemli kararları o alamayacaksa o zaman orada işine. Evet. Ve senin bu şekilde yorum yaptığın sportif direktör daha kamuoyuna basın toplantısıyla tanıtılalı 2 ya da 3 ay oldu. Sen şimdi bu yorumu yapabiliyorsan o zaman neden bahsediyoruz? Yani burada olası bir plandan, organizasyondan bahsetmen mümkün mü? Değil. Yok. Bak tekrar söylüyorum, yani senin getirdiğin nokta, ki sen hani öyle çok yakıp yıkan bir anlayışa sahip değilsin. Ama diyorsun ki bir sportif direktör en önemli kararı kendi veremeyecekse o zaman orada durmaması gerekiyor. Yani teknik direktörle yollarının ayrılması, yeni teknik evet. direktörü seçemeyecekse. Ben de sana diyorum ki itiraz edemiyorum. Söylediklerine itiraz edemiyorum. İsterdim itiraz etmeyi. Hayır Mert, hatalı düşünüyorsun, öyle değil, şöyle demeyi isterdim ama itiraz edemiyorum. Şimdi bu yorumu yaptığın, bu tespiti yaptığın kişi daha şey burnunda bir sportif direktörse o zaman neden bahsediyoruz? Hani burada diyebilir misin ki Beşiktaş çok organize şekilde karar verdi ve başarıyı zaten o gün kazanmıştı. Yok öyle bir dünya. Evet, değişik bir konu. Burada aklıma da şu geldi sen konuşurken Ceyhun Kazancı derken. Biz sosyal medyadan da etkileniyoruz ülke olarak, kişiler olarak da. Beşiktaş'ta da Ceyhun Kazancı ile ilgili mesela sosyal medya mesajlarını gördüğümde onunla da ilgili en büyük eleştiri geçmişi. Hani nasıl ki teknik direktörler geçmişiyle eleştirilebiliyorsa, işte bu eski futbolcu değil, başarısı yok diye. Ceyhun Kazancı içinde böyle düşünen çok var. Belki Ahmet Uçebi de bu kararı verdikten sonra o mesajları gördüyse onun geçmişiyle alakalı ne başarısı var ki? Beşiktaş'a, koskoca Beşiktaş'a sportif direktör oluyor. CV'sinde hani önemli bir başarı yok. Niye böyle bir isme teslim edildi Beşiktaş sportif yapılanması diye eleştiriler var. Bu da hani başkanın ekibine gittiyse böyle bir şey, o da bundan etkilenmiş olabilir. Yani yakın zamanda hani Şenol Güneş gelir ve yolları ayrılsa da Türkiye şartlarında çok şaşırmam. Hani sosyal medyaya göre, bu yapılan yorumlara göre yalpalayan yönetimlere zaten alıştık Türkiye'de. Bir başka konuya geçecektim buradan ama aslında çok tartışacağımız bir konu değil. O yüzden kısaca sorayım. Birkaç gündür de sosyal medyada konuşuluyor. Şimdi Aygün abi de dün bir anket yapmış bu konuyla ilgili. Şimdi İsmail Kartal 6'da 5 yaptı. Evet. Bir beraberliği var bir de. Ola ki 8'de 8 yaptı. Yeni sezonda devam edilme ihtimalini... Evet, bence de kısa, yani benim için de hayır cevabı. Ama, Ali Koç'un da açıklaması da zaten benzer ama hem Aygün abi böyle anket yapmış, başka yerlerde de gördüm benzer soruların sorulduğunu. Çünkü böyle puanlar gelince üst üste, bir de ligi belki ikinci bitirecek Fenerbahçe. Evet. Bu gündeme gelir bu tarz konular. Yorumunu merak ettim. Tahmin o ankete gerçekten. Evet kalmalı diyenlerin şöyle söyleyeyim, %70'i 3 hafta önce İsmail Kartal'ı göndermeye çalışıyordu. Ya da şu anda Galatasaray veya Beşiktaşlar ankette oy kullanıyordu olabilir. Ya hayır, Fenerbahçe, sadece öz Fenerbahçelilerden bahsedelim. Yani anketin trollenme şeyini bir tarafa koy. Yani şu an evet İsmail Kartal kalmalı diyen kişilerin büyük bir bölümü 3 hafta önce İsmail Kartal'ı göndermeye çalışıyor. Çünkü taraftar böyledir. Taraftar bir sene sonrasını düşünmek zorunda değil. Taraftar 6 ay sonrasını da düşünmek zorunda değil. Taraftar o anki duyguyla hareket eden, adı üzerinde taraftar. Ya o an işler kötü gidiyorsa bu teknik adam gitmeli. Ya duyguyla hareket ediyor. Hı hı. Mantığıyla değil. Tabii ki mantığıyla hareket eden de taraftarlar var ama işin içinde daha çok duygular var. O yüzden de zaten hani şunu anlatmaya çalışıyoruz. Başkanlar sosyal medyadan etkileniyor. Çünkü sosyal medyanın çoğunluğu zaten o şekilde. Şimdi bak, Mert 1907 mesela nickin var. Tamam mı? Hı hı. Bize bir şey yazıyor. Bir mesaj gönderiyor. Ondan sonra ben de merak ediyorum. Bakıyorum. Kendi Twitter hesabında neler yazmış diye. Genelde taraftarların bir bölümü maçı canlı izlerken
Twitter'dan paylaşım yapmayı seviyorlar. Ya adamın Twitter'ını açıyorsun. Mesela Fenerbahçe'nin kötü gittiği bir maç sırasında 90 dakikalık maçta 45 tane tweet atmış. Sallamadığı kişi yok. Ali Koç'tan başlıyor, İsmail Kartal'dan devam ediyor, İrfan Can, Mesut, o şu bu, yani hakem, rakipler, rakibin oyuncuları tamamen duygularıyla hareket etmiş. Ama bir sonraki maç mesela ya da bir önceki maç Fenerbahçe iyi gitmiş. O zaman bakıyorsun, o zaman da her şey toz pembe. Her şey çok güzel. Yani o gün küfrettiği oyuncuyu ertesi maç övmüş. Şimdi burada bir şey arayabilir misin? Bir mantık arayabilir misin? Hayır. Şimdi bu şekilde hareket eden taraftarlar zaten sosyal medyada sesi daha çok çıkan taraftarlar. Hani her postun altına yorum yazan, yakıp yıkmaya çalışan, birini getirip birini götürmeye çalışan, birini istifa ettirmeye çalışan, birini kulüpten yollamaya çalışan oyuncu olarak. Şimdi bizim de anlatmaya çalıştığımız şey bu. Yani başkanlar ve yöneticiler bu duygudan uzaklaşmalı ki doğru karar versin. Bütün söylediğimiz bu. Bundan ibaret. Ha bu her futbol sever bu şekilde hareket ediyor diye değil. Ama zaten o yüzden biz de sosyal medyanın altını çiziyoruz. Yani sosyal medyada o sesi fazla çıkan, gürültü yapan taraftar topluluğuyla benzer düşünürseniz o zaman zaten mümkün değil başarılı olamazsınız. Mümkün değil. Yanından bile geçemezsiniz başarının. Çünkü tekrar söylüyorum, yani adam bir maç izlemiş, maç içerisinde de duyguları değişiyor. Hani ben az önce iki maç arasında örnek verdim. Maç içerisinde de duyguları değişiyor. Yani Fenerbahçe 1-0 geride, İsmail Kartal gidiyor, 2-1 öne geçiyor. İsmail Kartal çok iyi değişiklikler yapmış oluyor. Ve bunlar 30 dakika içinde falan oluyor. Hani o şekilde dalgalanıyor duygular. O kadar büyük farklılıklar var. Peki sen çok net İsmail Kartal devam edilmez dedim. Ben de benzer düşünüyorum ama işte teknik direktörü açıklamadığınızda yeni sezon için. Orada hala bir belirsizlik var. Mart ayını bitiriyoruz. Nisan'a geliyoruz. Hani evet. Nisan, Mayıs artık. Bu ay içinde de UEFA ile olan o finansal fair play konusunun artık çözüme kavuşması bekleniyor bildiğim kadarıyla. Fenerbahçe'de üstte iyi puanlar almaya devam ederse, galibiyetler gelirse bu konu bugün olduğundan daha fazla konuşulur. Onu söyleyeyim, yani önü açılır bunun. Çünkü geçen sezon da tabii aynı örnek değil ama Emre Belözoğlu'yla da lig fena bitmemişti Fenerbahçe'de. Fenerbahçe onu tutmayıp büyük de bir pişmanlık yaşamıştı sonrasında. Vitor Pereira'yı getirerek birçok kişi yaşamıştı en azından. Bir de Emre Belözoğlu Başakşehir'de çok iyi başlamıştı. Gerçi son dönemde o da kötü gidiyor Başakşehir. İyi evet. Oynarken, çok puan kazanırken Emre Belözoğlu övülüyordu ama şu anda da işler pek yolunda gitmiyor. Acaba böyle bir pişmanlık olur mu önümüzdeki sezon diye aklıma o yüzden geldi bu soruyu sormak. Ama ne olursa olsun ben de sen de benzer düşünüyorum. İsmail Kartal'ın gelecek sezon için hani 8'de 8 yapsa da bir şansı yok bu saatten sonra. Evet, araya gidelim. 8-19 saatlerimiz. Aradan sonra da şimdi biraz milli takımı konuşalım istiyorum. Bu hafta Perşembe günü Portekiz'e çok önemli bir karşılaşmamız var. Ve Portekiz'den de sakatlık ve hastalık haberleri geliyor. Kadro bayağı bir eksildi. Önemli isimler eksildi Portekiz'de. Hem oradaki gelişmeler hem milli takımı değerlendireceğiz. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. ...8.25 saatlerimiz... Perşembe Portekiz maçı var ve bu karşılaşma öncesi. Son birkaç gündür Amide Takım Teknik Direktörü Kuntz'un da medyaya verdiği röportajları takip ediyoruz. Hem haber ajanslarına konuşuyor, dün NTV'nin konu oldu ki ben de Ünç Özdem'in dün paylaştığı videoyu Twitter'dan retweet ettim. Gördün mü Metin Tekin'le? Gördüm. 25 yıl sonra bir araya geliyor iki eski dost. Çok güzel görüntüler. Yani ikisinin de o sıcaklığı, samimiyeti çok hoşuma gitti ve ben de herkes görsün diye paylaştım. Dileyen mütevaziye bak, ben de herkes görsün diye. Yani o görüntüyü halka yaydım diyorsun. Tabii halk, çünkü benim milyonlarca takipçim olduğu aynen, için görmeyen oldu. Kalmasın istedim. Herkes görsün diye iyi yapmışsın. İşte takipçi sayımız da bizim kaç? 27 bin kişiyi hani en azından görmemiş Övünç Özlem'den ya da NTV'den. Ben de vesile olmak istedim. Çok hoşuma gitti çünkü izlediğimde. Güzel görüntüler hakikaten. Sen de izlemişsindir. Dediğim gibi izlemen varsa bence çok şey kaçırmıştır. Bulabilirler sosyal medyada.
Neyse, nereden geldim? Kuntz'tan röportaj veriyor çok fazla bu ara. Ve bugün de Sabah Gazetesi'nden Fatih Doğan'a bir röportajı var. Tabii orada konuşacağımız çok konu var. Ama önce şunu vereyim. Reklama gitmeden Portekiz'deki eksiklerden bahsettim. Bizim adımıza tabii biraz avantaj gibi gözüküyor Portekiz'in. Çünkü önemli oyuncuları bizim maçta forma giyemeyecek. Mesela Cancelo'nun cezası var. Evet. Cancelo dediğimiz adam bu sezon Manchester City'de en çok şut atan oyuncuydu. En son baktığımda 3-4 hafta önce buydu istatistiği. Doğru. Bir bekten çok daha fazlası. Yine sağ bek olarak düşünülen Semedo sakat. O forma giyemeyecek bize karşı. Dün Pepe'nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Takımdaki hani az iki stoperden biriydi. Pepe o forma giyemeyecek. Ruben Dias, onun stoperdeki partneri, o da bir City'li, o da yok, onun da sakatlığı var. Ruben Neves orta sahanın önemli ismi, o yok, sakat. Palinha Sporting'in orta sahası yok. Renato Sanchez Euro 2020'de de oyuna sonradan gibi çok etki ediyordu. Oyuna bir dinamizm, bir fizik güç, dikine gidiyor, topla dripik yapıyor, çok formdaydı o dönem. O da yine Türkiye'ye karşı forma giyemeyecek. Bir de kaleci Anthony Lopez, onun da bir sakatlığı var ama tabii Portekiz'in kaleci rotasyonu çok iyi olduğu için. Şimdi bakıyorum, Jose Sa var mesela, Rui Patricio zaten Roma'nın file bekçisi, kaleci rotasyonu iyi ama bu önemli isimler, özellikle iki stoperin olmaması bence bizim adımıza çok büyük bir avantaj. O bölgede Fonte var, Burak Yılmaz ve Zeki'nin takım arkadaşı, 38 yaşında. Yerine bu Ruben Dias ve Pepe'nin yerine de iki genç oyuncu geldi. Biri Inacio, Sporting'den bildiğimiz, 20 yaşında. Bir de Jalo, o da yine Lille forması giyen oyuncu. 3 stoperi bu isimlerden kuruldu. Yani asıl oyuncuları yok. Bu bizim adımıza çok büyük avantaj. Bizde Merih ya da Çağlar'dan birini, dün ufak bir sakatlığı vardı ama maçta oynamasına engel bir durum yok. Biz ana stoper rotasyonumuzla bu karşılaşmaya çıkacağız. Bu açıdan hani rakibimize göre şanslı geldik şu ana kadar ama hücum attı tabii. Ben eksikleri saydım işin. Genelde savunma ve orta saha bölümünde var eksikler. Hücumda eksik gözükmüyor. Hücum fena. Hücum konusu sıkıntı. Ronaldo'su var. Jota, Felix, Leao var. Milan'dan Andre Silva var. Bernardo Silva, Bruno Fernandes desem herhalde zaten yeterli şekilde. Kötü değil. isimleri fena değil gerçekten. Yani hangi birini? Bir şeyler var yani. Yedekte bırakacaksın bunların. Kadro kurması da gerçekten zor bu isimlerle. Jota, Ronaldo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes. Böyle bir dörtlü hücumda çok dengeli gözükmüyor gerçi. Kanatlarda ama nasıl olacak diyorsun sen? Bernardo'yla böyle Jota'yı kanat forvet gibi konumlayıp işte Ronaldo arkasında Bruno Fernandes gibi bir düzen. Net bir kanat oyuncusu yok yani. Yok yani. Quaresma da kadroda değil. Rejima da yok aynen. Ya da Nani da yok mesela eskilerden. Simao'lar eski dönem. Öyle net bir kanadı da yok bu arada. Şimdi bakınca hani Guedes var Valencia'dan. O da kanat forvet gibi. Hepsi aslında benzer. Felix de öyle bir kanat oyuncusu değil. Ama çok etkili ayakları olan bir takım olacak karşımızda. Orta sahası güçlü. Danilo gibi, PSG'de izledik onu. William Carvalho gibi oyuncular var. Moutinho orada belki 8 numaralık oynayabilir. Güçlü bir kadro var Ali abi. Ne olursa olsun, eksik de olsa çok potansiyelli, her zaman iyi oyuncular yetiştiren bir ülke Portekiz. Çok uzun süredir aynı teknik adamla çalışıyorlar. Evet. Fernando Santos. Gerçi çok eleştiriliyor kendisi ama. Evet, ama sonuçta o da bir standartta. Bir de biliyorsun Portekiz Sırbistan'dan son dakika golü yemese zaten direkt olarak gidiyordu. Onlar büyük bir şok yaşadılar aslında elemelerde. Yani kendi sahalarında Mitrovic'in golüyle son dakikada iş onlar için çıkmaza girdi. Hakikaten enteresan. Bir de hani şimdi biz düşünüyoruz ama Portekiz de şunu düşünüyor. Ya diyorlar hani Türkiye ile oynayacağız. Daha ilk tur. Sonuçta Türkiye sürpriz bir takım. Yani Türkiye'nin bizim milli takımın en önemli özelliği bilinmez olması. Evet. Hani Kuntz diyor ya işte gurur duyacağınız bir takım, bir futbol olacak diyor. Yani onu da yapabiliriz. Hakikaten Portekiz karşısında felaket bir performansla vay be, zaten işte Kuntz'la da olmayacak. Kuntz'u gönderelim. Tekrar hani biz de şeye başlar. Çok kötü bir oyun olursa tekrar yeniden yapılanma hikayelerine döneriz biz klasik olarak. Öyledir. Ya öyle bir performans da ortaya koyabiliriz. Yani Portekiz de şunu düşünüyordur. Türkiye ya hadi tamam ne bileyim işte bilinmez ama bir şekilde geçsek, ondan sonra İtalya. İtalya daha sıkıntı.
Yani Portekiz bir önceki Avrupa Şampiyonası'nın şampiyonu, İtalya son Avrupa Şampiyonası'nın şampiyonu ve Dünya Kupası için oynayacaklar. Hakikaten garip bir durum oldu onlar açısından da. Yani burada çok talihsiz bir kura ayağı var İtalya için de, Portekiz için de, Türkiye için de. En şanssızı biziz. Evet. En şanslı güç dengesi olarak söylüyorum. Kuzey Makedonya. Ya Kuzey Makedonya'nın kaybedecek hiçbir şey yok. Çünkü iki maçı da eğer geçerse deplasmanda oynayacak gibi. Oynuyor, evet. Hani, ama yani onların da kaybedecek hiçbir şey yok. Yok. Hani illaki onlar bir yerde çok zor bir takımla oynayacaklardı. Neticede evet bu kadar. Yalnız şunu da düşünüyorum. Hani biz çok belirsiz bir takımız ya. Ne yapacağımız sağımız solumuz belli olmuyor. Hani çok yıldız isimlerden kurulu iyi futbolcu. Yani yıldız demeyeyim de Avrupa'nın önemli liglerinde, önemli takımlarında oynayan oyuncularımız var. Dışarıdan bakıldığında bu anlamda rakipler için büyük bir tehdidi. Sonuçta stoper ikilimiz. İşte biri Atalanta'nın stoperi, biri Leicester City'nin. Leicester hani bu sezon iyi değil ama en azından büyük takımların radarında olan bir isim var. İşte sağ bekimiz Lille'den. Golcümüz geçen sezon Fransa'da şampiyonluk yaşamış. Hakan Çağanoğlu'su Inter'de. Orkun'u Feyenoord'da 2 aydır ayın oyuncusu seçiliyor. Kerem müthiş çıkışta. Cengiz çok iyi bir sezonda. Bireysel baktığında müthiş bir takımız aslında. Ama aynı müthişliği sahaya yansıtamıyoruz oyun olarak. Portekiz de biraz öyle değil mi? Yani bireysel olarak çok iyi takım ama Euro 2020'de de gördük. O bireysel oyunculardan ortaya çok iyi bir yemek çıkartamadı Fernando Santos. Çoğu milli takım öyle değil mi? Yani çoğu milli takım Fransa'da öyleydi. Tabii tabii. Çoğu milli takım bu derdi yaşamıyor mu? Mesela Fransa milli takımı herhalde son 4-5 turnuvadır turnuva önceleri aday kadrolar açıklanırken bir kadrolar yapıyor Fransa milli takımında. Her pozisyonu 3 ayrı oyuncu. Diyorsun ki bu takım nasıl bir takım? Ama ortaya çıkan oyun, hatta gelen dünya şampiyonluğunda dahi öyle insanları çok tatmin etmemişti. Evet, işte Fransa milli takımı o kadrolarla bir tane Avrupa Şampiyonası finali oynadı, kaybetti Portekiz'e. Evet, bir tane Dünya Kupası kazandı ama hani Fransa milli takımı bundan ne bileyim bir 10 sene 15 sene sonra ya bir Fransa milli takımı vardı, nasıl çatır çatır oynardı dedirten bir milli takımı. Mesela o İspanya'nın 2010'lar civarındaki dominasyon, işte 2008, 2010, 2012 o dönemde yaptığı bir dominasyon gibi bir hatıra bırakmıyor insanlarda bu Fransa milli takımı. Evet, dediğin %100 doğru. Çok çok iyi oyuncular var. Çoğu milli takımda var ama milli takımların genel sıkıntısı işte bu performansı ortaya vermek. Yalnız bizim milli takımla ilgili yaptığım tespitte şöyle bir şey ekleyeyim. Mesela sen diyorsun ya işte stoperlerimiz, işte oyuncularımız, ama zaten standartın üzerindeki her milli takımda artık böyle kadrolar yok mu? Yani Avrupa'da önemli takımlarda oynayan oyuncular zaten çoğu milli takımda da var. Yani bugün hangi milli takıma el atsan aynı şeyi görebiliyorsun. Hani o da bizim için yeni aslında. Hani Avrupa'da iyi takımlarda düzenli olarak, istikrarlı olarak oynayan oyuncular bizim için yeni. Yoksa hemen hemen her takım artık aynı şekilde. Yani hani baş altıları kastediyorsun mesela, zaten İtalyalı, Fransalılar, Almanyalılar için evet, değil ama hani bir İsviçre'ye de baksan aynen, diyorsun. Aynen, oraya baksan İsviçre'de bütün oyuncular bir Avrupa'nın iyi bir liginde ortalama bir takım. Yani şimdi sonuçta Atalanta ile Leicester'da çok fazla büyütmeye gerek yok. Hani ligin iyi takımları ama baş takımları değil. Orada oynayan oyuncularımız var ama işte dediğin gibi İsviçre'nin oyuncuları da öyle. Mesela şu an Amerika milli takımının oyuncuları mesela bizimkilerden çok daha iyi bu anlamda oynadıkları çok, takımlar. Hani, çok ben garip görmüyorum. Ama milli takımda evet oyun olarak katılıyorum. Mesela Fransa bir hücum olarak çok iyi şeyler ortaya koymasa da en azından bir takım bütünlüğü vardı. Çok keyif veren bir takım yoktu ama işte savunma kısmında çok problem yaşamıyorlardı. Hani Portekiz de çok öyle bir takım, hani ne savunması çok iyi ne hücumu çok iyi. Biz de öyle mesela o tabii, işte eleme turunda öyleydik Fransa yani maçları şöyle vesaire. Söyleyeyim sana, Portekiz'in mesela bir takım zaafları olmasa playoff oynamak zorunda kalmaz. Aynen. Portekiz'in bir takım zaafları olmasa o maçta, o dakikada topu orada olmaz. Hep benim söylediğim şey. Yani o, eğer bir gole bakıyorsa senin playoff oynaman, çok çok iyi bir takımsan zaten o maç çoktan senin için bitmiştir ya da topu orada değildir. Hani tabii ki bir takım sorunları var ama işte bu Portekiz karşılaşmasında tek 90 dakika oynayacaksın. Belki 120, belki penaltılar. Orada günlük performans ve işte saha içerisinde taktik olarak rakibinden ne kadar iyi yapabildiğin, fizik olarak ne kadar direnebildiğin, hani biraz şeye benziyor.
Galatasaray-Barcelona eşleşmesinde Galatasaray'ın iki karşılaşmada da çok yüksek konsantrasyonla oynaması gerektiğini söylemiştik ya. İşte bizim de playoff maçları öyle olacak. Hani günlük performanslar, çok yüksek bir konsantrasyon ve yakaladığın şansları değerlendirme. Biz mutlaka şans yakalayacağız Portekiz karşısında. Mutlaka. Belki bir, belki iki tane böyle ah vah diyeceğimiz pozisyon olacak. Ha, onları atar mıyız? Atamaz mıyız? Onlar bizi maçın içinde tutar mı? Tutmaz mı? Bunları göreceğiz. Yani çok aslında hani Portekiz'in sahasında olmasına rağmen yakın geçmesi muhtemel bir mücadele. Dışarıdan bakınca. Ama orada da işte biz devreye giriyoruz. Acaba hangi biz? Yani inşallah Euro 2020'deki biz değiliz. Elemelerdeki biz oluruz. Mehmet Ünlü demiş ki milli takım Galatasaray'ın Avrupa'da oynadığı taktikle Portekiz'e karşı oynarsa başarılı olabilir diye düşünüyorum. Hem Kerem hem Cengiz'le çok hızlı kontralara çıkabiliriz diyor. Zaten evet. Yani kontra zaten hızlı olur. Çok yavaş kontra olmaz. Evet. Çok hızlı sindire kontra sindire lafı. Böyle yavaş yavaş. Evet, çok hızlı kontra lafı çok yanlış kullanılan bir terim. Sürekli de yapıyorlar. Bakıyorum büyük büyük böyle şeyde hesaplar da yapıyorlar. İşte hızlı kontratak falan gibi saçma bir şey o. Kontraya çıkabiliriz. Evet. İyi kontrolar yapabiliriz. Bakalım anlayışı nasıl olacak Kuntz'un ama tabii ki normal şartlarda ben de Mehmet Ünlü'ye katılıyorum. Öyle milli takımın çok ileride baskı yapacağı öyle bir oyun beklemiyorum ben de. Herhalde sen de beklemiyorsun. Yok yok, ben de Galatasaray'ın ki abartı da bir Barcelona mesela Camp Nou'daki maç kadar da geride kalmasını, hani 3 şutla maçı bitireceğimiz öyle bir senaryo beklemiyorum. Çünkü o revanşlı bir karşılaşmaydı. Ama ikinci maçtaki durum, hani hem geride çok sağlam durup ileride de 3-4 pozisyona girmişti Galatasaray. Yani o tarz bir karşılaşma ben de bekliyorum. Şimdi reklama gidelim. Reklamdan sonra yine milli takımla devam edeceğiz. Hem muhtemel 11 bugün mesela Fanatik Gazetesi'nde paylaşılmış. Hem de Kuntz'un röportajından önemli kesitler var. Onları aktaracağım size. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. ...8.45 saatlerimiz... ...şimdi geçen hafta biz programları yaptıktan sonra... ...Cuma günü Hattrick ve Sabah Spor'un... ...amili takım aday kadrosu açıklandı... ...dün Ali abi de yoktu... ...onla da değerlendiremedik aslında aday kadroyu... ...şimdi muhtemel 11'i konuşurken... ...biraz geniş kadroyu da... ...Ali abiyle birlikte değerlendirmek istiyorum... ...aslında beklediğimiz gibi... ...biraz geniş bir kadro açıklandı... ...27 kişilik aday kadro var... ...amili takımda... ...sürpriz diyebileceğimiz... ya da demeyeceğimiz, hani şaşırtan şaşırtmayan elbette herkesin farklı yorumu var. Zaten herkesin ortak bir noktada buluşması pek mümkün değil bu tarz durumlarda. Mesela kaleden başlarsak Uğurcan Çakır, Altay Bayındır konusunda herhangi bir soru işareti yoktu. Üçüncü kaleci acaba kim olur derken orada Sinan Bolat tercihi yapıldı. Ersin U21'e çağrıldı ki buradaki ana motivasyonun da oynaması olduğu söylendi resmi açıklamalar. Gerçi U21'in de bir hedefi yok. Yani orada maç yapmasın mı Ersin'e daha çok şey katar şu aşamada, yoksa Portekiz maçının havasını soluması mı? Orada maç yapmasın. Ben o konuda çok emin değilim. U21'in hedefisi olmasını da bildiğim için hani bana o çok ekstra bir şey gelmiyor. Bu da bakış açısı, sana da saygı duyuyorum. Ama tercih senin dediğin gibi olmuş. Maç yapması daha öncelikli olarak düşünülmüş Ersin Destanoğlu'nun. Yani genç kaleciler böyle sokakta yürürken maç görse orada bile oynamalı. Oynamalı dersin zaten Ali abi, oynuyor adam. Hani Şampiyonlar Ligi'nde oynamış. Tamam, Dortmund'a karşı, yani Ajax'a karşı. Altı tane maç oynadı diye olmuyor hemen bu işler. Hala bizim kaleciler hatalar yapıyorlar. Yani yere göğe koyamadığımız Altay'da, Uğurcan'da, Ersin'de hatalar yapıyorlar. Ve o hatalar bence hala yeteri kadar maç oynamamalarıyla alakalı. Mesela Ersin maç yapsın, ekstra bir maç onun için daha iyi diyorsun mesela. Tabii, yani güzel. Çünkü şöyle, milli takımda şimdi bir kere Ersin milli takım için düşünüldüğünü biliyor mu? Evet. Biliyor ama şu an kabul etmek gerekiyor ki Ersin'den daha iyi iki tane kaleci var. Altay ve Uğurcan. Şimdi Altay ve Uğurcan bir tanesine bir şey olsa zaten hangisini oynayacağı belli. Hı hı. Yani üçüncü kaleciye iki maçta fırsat gelme ihtimali oldukça düşük. Evet. Dolayısıyla yani oraya Ersin'i çağırmaktansa Ersin'in bir maç yapması bence daha mantıklı. Ama Ersin milli takım için hiç düşünülmeseydi o zaman anlardım. Ama zaten bir önceki milli takımda Ersin çağrıldı. Yani Kuntz o mesajı verdi.
merak etme sen bizim aklımızdasın dedi. Ersin de onu aldı. Şimdi Ersin'in yapması gereken daha çok çalışmak, daha çok maç oynamak ve kendini Altay'la Uğurcan'ın seviyesine çekmek. Yani burada taraftar tabii gene duygusal olarak bakıyor. Geçen gün, dün bana bir mesaj gelmiş. Kenan göndermiş. Beşiktaşlı. Hı hı. İşte Ersin'in daha ne yapması gerekiyor? Milli takıma seçilmek için. Ersin milli takımın zaten havuzunda. Onu unutmayın. Milli takımın havuzunda ama oynamayacağını bile bile çağrılmak genç bir kaleci için doğru değil. İşte ben burada kendi yorumumu bir tık öteye taşıyorum ve diyorum ki Ersin halihazırda Beşiktaş'ta oynayan ve çok önemli maçlarda çıkmış bir isim. Orada bizim bir de Doğan Alemdar gibi bir kalecimiz var. Evet. Rene gitti. Şu an Avrupa'da hani Sinan Bolat'ı bir kenara koyuyorum. Türkiye'den yetişip giden yegane kalecimiz. Evet. Ve forma geldiği anda da ki as kalecisi Afrika Uluslar Kupası'ndayken oynadı, beğenildi. Son maç yine bir problemi vardı kalecinin. Yine Doğan oynadı. 5-1 ya da 6-1 kazandılar. Sonunda bir gol yemiş Doğan. Bence onun daha fazla oynama ihtiyacı var. Çünkü o da çok potansiyelli. Hani benim planlamamda ben U21'de Doğan'ı oynatırım. Maç tecrübesine ihtiyacı var. Ersin'in de dediğim gibi oynadığı için sürekli ve bu tarz Portekiz gibi o atmosferleri yaşamasa, oynamasa bile bence çok daha faydalı. Böyle daha geniş bir çerçeveden bakacak olursam. Hani onu da destekleyeyim Ersin'le ilgili düşüncemi. Ben böyle yapardım ama teknik heyetler iki tarafında farklı düşünmüş. Kaleciden sonra savunmaya geçiyoruz. Savunmada hiç problem, hiç sürpriz yok herhalde. Bir sol bek tartışabiliriz ama sağ bekte Zeki Mert'i zaten bekliyorduk. Sol bekte Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz tercih edildi. Orada da anlıyoruz ki şimdi Kuntz bugün de vermiş Sabah Gazetesi röportaj. Ferdi ve Kasımpaşa'dan Eren Elmalı sakatlandığı için bu isimleri çağırdığını söylüyor. Yani normalde Ferdi veya Eren'den biri hazır olsa anladığımız Caner Erkin A milli takımdan kadrosuna davet edilmeyecekti. Ama orada da neden Umut Meraş değil de Caner Erkin sorusu gündeme geliyor. Kuntz da burada diyor ki benim dönemimde daha önce aramızda olmamış bir oyuncuyu daha kadroya almak istemedim. Yine orada tecrübeye bakmış. O da farklı bir bakış açısı ama ben de Umut Meraş tercihini yapardım Caner yerine. Umut Meraş'a pek sıcak bakmadığı belli. Umut Meraş... Mesela ona öyle bir mesajı yok Ersin gibi. Yok. Hani bir aldı, mesela bak orada değil. Net Eren'e mesajı var. Evet. Net Ferdi'ye mesajı var ve Ferdi'yi acaba hangi mevkiye çağıracak diye düşünürken burada sol bek konusunda cevap verdiği için evet. Anladık. Şimdi Umut Meraş'ın belli ki bazı eksikleri olduğunu düşünüyor. Çünkü Umut Meraş normal şartlarda zaten milli takımın havuzunda olan, sürekli de oynayan bir oyuncuydu. Fransa 2. liginde oynamasına rağmen. Ancak belli ki Kuntz'un futbol görüşünün ya da işte milli takımdaki seçicilerin futbol görüşünün dışında kalan bir performansa sahip. O yüzden Umut Meraş'ın işi zor. Diğer yanda işte Caner zaten bir önceki kadroya da çağrılmıştı değil mi? Evet, Caner hep çağrıldı. Caner çağrıldı. Yaradır çağrılıyor. Yani Caner, Rıdvan sol bek rotasyonu, işte Ferdi ve Eren'in sakat olduğu noktada Umut Meraş'ta düşünmediklerini çok net şekilde anladığımız için o da garip değil. Yani Uğur Çiftçi yine gündeme gelmemiş. Evet, mesela Uğur Çiftçi ile ilgili bir şey söylemiyor. Uğur Çiftçi de zaman zaman çok konuşuldu sol bek rotasyonu olarak. Zaten elimizde sol bek performans olarak azalıyoruz. İyi performans olarak azalıyoruz. Zaten oyuncu olarak da az var. Ama yani bence zaman işte artıyor. Şimdi Eren geldi. Cemali var. Altay'da 2003'lü Kazımcan var. Ahmet Gülay var Alanya'da, çok oynamasa da ben çok beğenmiştim geçen sene gördüğümde. Potansiyeller var, ne kadar o potansiyel sahada performans dönüşü işte bilemiyorum. Hani performanslar düşük olduğu için mi bu isimler ön plana çıkıyor? Mesela Eren şu an hakikaten tam milli takımda oynayabilecek seviyede mi? Onu da bazen değerlendirmek gerekiyor. Valla Caner'e bakınca oynar diyorsun. Yani ama işte Caner'e bakınca, gördün mü bak, yani çıtayı koyduğun nokta Caner'e bakınca olunca o zaman tabii ki oluyor. Yok, o kıyaslamam. Ben Eren'i biliyorsun birkaç aydır zaten çok beğendiğimi sol bekte söylüyorum. Bence performansı da iyi. Fenerbahçe için bile adı geçti devre arasında. Evet, sol yani o yüzden konusunda. Sol bek konusunda da çok garip bir durum olmadığını düşünüyorum ben. Stoperlerde de Abdülkerim Bardakçı yok. Sakat. O da şanssız tabii. Çok kötü bir dönemde sakatlandı. Hem Fenerbahçe maçını kaçırdı. Serdar Aziz var. Milli takım. Orada da acaba Serdar Aziz mi var? Yoksa mesela Ozan Kabak yoktu da Abdülkerim sakatlanınca Ozan Kabak mı girdi? Bu rotasyonda acaba 5. kim? Ben de onu merak ediyorum. Çünkü Ozan Kabak da öyle ağım şahım bir performansı yok. Yani Serdar Aziz'in net önünde diyemem şu aşamada. Yok. Ki Kaan Ayhan da mesela Sassuolo'da şimdi yeni son 3 maçın ikisine 90 dakika oynamış ama çok o da oynamadı. Son maçta bir gol Serdar attı. Son dönemde daha istikrarlı gözüktü.
Hani rotasyonda sanki ben Ozan Kabak burada 5. isim gibi düşünüyorum. Hani bir ikimiz belli. 3-4'te de Serdar Aziz, Kaan Ayhan var. Ama Abdülkerim Bardakçı olsa o da ekstra bir güç katardı stoper rotasyonuna. Kesin. Burada da çok bir tartışmamız yok zaten, değil mi? Ekstra şu alınmadı diyecek halimiz yok. Orta sahalar, ben burada konuştum. Tolga Ciğerci dedim, 6 numara için ilk adayım o dedim. Ama Kuntz hiç öyle düşünmedi. Aslında almasına rağmen bir önceki milli takım kadrosunu sonradan eklemişti Tolga'yı, ama burada Taylan Berkan ikilisine gitmeyi tercih etti. Orkun Kökçü var, Dorukan var, Hakan var, Yusuf var. Bu isimler ve Abdülkadir Ömür'ü yine sayabiliriz merkez orta saha. Bu rotasyonda senin dikkatini çeken bir isim var mı? Olması ya da olmaması. Benim dikkatimi çeken nokta, Kuntz'un tercihinde ben iki Barcelona ve Beşiktaş maçlarının çok etkili olduğunu düşünüyorum Taylan ve Berkan. Çünkü iki Barcelona ve Beşiktaş maçını kulüp seviyesinde Galatasaray'la kıyasla, dön milli takım olarak Portekiz ve olası İtalya maçını düşün. Yani aslında taktik olarak birbirine yakın anlayışlar, benimseyebileceğimiz karşılaşmalar. Biz Portekiz ve olası İtalya maçlarında oyun üstünlüğünü 90 dakikanın azında almaya çalışacağız. Ya da alabilecek miyiz, o bile soru işareti. Daha çok bekleyen taraf, rakibi takip eden taraf, kollayan taraf olacağız kendi kalemizi. Bu bakımdan hani Berkan ve Taylan'ın iki Barcelona artı Beşiktaş maçındaki sınıfı geçen performansları ve birlikteliği bence Kuntz'un kafasını burada biraz karıştırdı ve Tolga'dan uzaklaştı. Ben hatta bir adım ileriye götüreyim. Portekiz maçına da Taylan Berkan'la çıkmasının çok yüksek ihtimal olduğunu düşünüyorum. Aman diyorum ben de. O performanslar. Aman yani. O performanslar yüzünden. Normalde yani bizim beklentimiz Tolga Ciğerci, Dorukan'dı. 6 ve 8 olarak. Çünkü Dorukan da çok iyi. Tolga da işte Taylan'a göre daha iyi diye düşünüyorduk. Fakat işte az önce söylediğim sebeplerden dolayı ben Taylan Berkan, Hakan Çağlanoğlu, Kerem Cengiz, Burak mı Enes mi orada bilmiyorum. O da biraz kafa karıştırıyor zannedersem Kuntz'ta da. Yani sağ bek Zeki. Stoperlerimiz belli. Sol bekte de Rıdvan. Yani aslında sol bekimiz, bu arada Rıdvan diyorsun, Fanatik'te Mert Müldür de sol bek oynayabilir demişler. Tamam, o da olabilir. Tamam, ona da açık kapı bırakayım. Hani oyuncular birbirine yakın, o değişmez ama ben omurganın şekillendiğini düşünüyorum. Yani Fanatik de Taylan Berkan yazmış ama aman diyorum ben, yani ikisi evet bu maçlarda çok iyi performanslar gösterdiler ama fizik olarak da yoruldular Ali abi. Şimdi Perşembe oynanacak maç, pazar oynandı. 4.90 dakikadır yoğun tempo, yani sen reklamasında konuştuk. Konya, Barcelona, Beşiktaş, Barcelona ve hiç oyundan çıkmadı evet. Bu iki oyuncu. O yüzden bu maçta Portekiz gibi bir takıma karşı işte en iyi yaptıkları işi yapabilirler diye düşünüyor Portekiz karşısında. Biz diyor Kuzey Makedonya'yı oynasaydık diyor. Bence öyle bakacak. Kuzey Makedonya'yı oynasaydık farklı bir hikaye. O zaman Berkan'la Taylan'a ihtiyacım yoktu. Ama ben Portekiz'le oynarken, İtalya'yla oynarken Taylan Berkan'a ihtiyacım var. Fizik olarak iyiler. Özgüvenleri sezonun en üst seviyesinde, uyumları var beraber. Ve rakip de onların tarzına uygun. Yani topla ilişkisi kötü. Topla ilişkileri kötü ama rakip ve hani preste, işte topu kovalamada iyi oldukları için ben onlarla tutarım. Hakan'la iyi pası atarım. Bak mesela orada da şöyle bir avantajımız var. Hakan Çağlanoğlu işte Galatasaray'ın Barcelona ve Beşiktaş maçlarında hep ne oldu? Hatta Konya maçında ne oldu? Hep o ikilinin önünde oynayan oyuncu Feghouli, zaman zaman çıkıldı o. Orada istediklerini yapamadı. İstediklerini veremedi. Hatta belki Gaziantep maçını bile söyleyebilirsin ona. Hep o kilit pası, iyi pası verecek oyuncu bir türlü çıkmadı. Şimdi orada da benim Hakan'ım var diyor. İki tarafta da çok iyi koşucularım var diyor. Bence. Kuntz böyle düşünüyor. Ve o yüzden sen eyvah aman sakın yani desen de benim anladığım, yani Taylan Berkan'ın ikisinin aynı anda milli takımda olması yüzünden bu tespiti yapıyorum. Bir tanesi çağırsaydı zaten hani böyle düşünür diyemezdim sana. Hı hı.
Ama işte 2 Galatasaray artı Beşiktaş maçı bence Kutsun kafasında böyle bir fikir doğurmuş olabilir. Bakalım orada da hani Hakan'ın evet pas kalitesi çok iyi ama top Hakan'a nasıl gelecek orta sahadan? Şimdi stoperde Merih de çok iyi oyun kuran bir oyuncu değil. Çağlar topla oynamayı seven ama orada çok iyi bir oyun kurucudur diyemem. Merkezde zaten Taylan Berkan bu anlamda çok özgüvensizler. Bir de uzun pas seçeneğimiz de şimdi çok yok. Şimdi Galatasaray'da hani Babel faktörü vardı bir kanatta. Uzun top attığında ya da santrforunda işte Gomis'i oynattığında topu tutma şansı oluyordu. Şimdi Burak'a atsan mesela bir hava topu, Burak'ın alma ihtimali var mıdır sence diğer stoperler? Şimdi Fonte ile mesela karşı karşıya geldiğini düşünsen Burak genelde hava toplarında biraz pasifik alıyor. Diğer taraf Cengiz, Kerem zaten çok uzun oyuncular. Zaten yerden oynamamız lazım. İşte ama işte yerden oynayacaksın da Berkan Taylan'la stoperlerle nasıl topu orta sahaya kadar taşıyacaksın? İşte kafamda soru işareti var. O yüzden bir uzun pas tercihinde de kafa toplarında orada da sıkıntımız var. Bilmiyorum Taylan Berkan hani bir tanesi tamam okey ama diğeri... Ya orada şöyle de şimdi 6 numaranın alternatifi kim onu söyle bana. Benim kafamdaki kadroda Orkun, Dorukan, Hakan var. Orkun, Dorukan, Hakan'la hayatta çıkmaz. Tamam. Hayatta çıkmaz. En azından Berkan veya işte... Berkan'ı 6 numara oynatmaz. 6 numarada Taylan'ın da Tolga Ciğerci olmadığı için bir alternatifi yok diye düşünüyorum ben. Şimdi Taylan'ı 6 numaraya koyarsak, varsa eğer senin söylediğin yok abi şöyle olabilir dersen tamam, hemen dinlerim. Ben diyorum ki, tekrar söylüyorum bak, Taylan'ın 6 numarada tam bir alternatifi yok milli takımda. Hı hı. Yani 8'den bozma 6'lar var. Evet. Taylan da öyle ama işte Taylan. Hı hı. 6 numaraya Taylan'ı koyduğu noktada bu kez 8'in rakipler Portekiz ve İtalya olduğu için gene olası olarak söylüyorum. Bayağı bir efor sarf etmesini ister. Tam böyle box to box bir orta saha çok koşacak. Orada da o profile uyan en çok Berkan var. Dorukan? Dorukan da öyle ama... Tamam hadi Taylan'a itiraz etmeyeyim de Berkan'a ederim. Yani orada işte Berkan'ın da hani bütün maçlarda neredeyse en fazla koşan oyuncu olması ve Taylan'la beraber aynı takımda oluyor olması orada Kuntz'un işte bana göre tercihini etkileyecek faktör. Normal şartlarda tabii ki bizim 11'imiz daha iyi bir 11. Çünkü sahaya çıkmayacak ya. Çünkü hiçbir problemi yok ya. Herkes birbirini seviyor. Bizim 11'de hiçbir problem yok. Mis gibi herkes en iyi çok performansında. Evet. Normalde hani sen 6 numaraya Tolga Ciğerci yazmıştın. Ben de direkt olarak Dorukan'ı 8'e yazmıştım. Hani Tolga Ciğerci, Dorukan, Hakan Çağlanoğlu. Çok netti orada milli takım için son gelen performanslarla. Ama işte öyle değil. Çünkü bizim milli takım zaten bir tane seçilmedi. Bir tanesi böyle bir kadro çok çıkması ihtimal ve yok. Öyle bir dünya yok. Dolayısıyla ben hani Kuntz nasıl düşünüyor olabilir diye kafamda planlıyorum. Onun da sebebini söyleyeyim sana. Sonra reklama gidelim. Tamam, reklama gidelim. Sen Berkan'a itiraz ederim dedin ya. Şimdi evet. Berkan'ı yerine kim oynatabilirsin? Dorukan. Başka? Yani o profil bakıyorsan yok. Şey yok mu? Orkun yok mu? Hayır, Orkun var da profil olarak aynı değil. Orkun da ben Orkun oynatıyorum zaten. Ben... Taylan'ı oynattın. Hı-hı. Taylan'ı altına oynattın. 8'e bakıyoruz şimdi. Yani tamam. 8 olarak Dorukan'la Orkun'u Berkan'ın önüne koymaz mısın? Koyarım. Koyarsın değil mi? Ben de koyarım. Ama işte ikisi beraber çağrılınca, ikisi aynı anda çağrılınca, yani 8 numara Berkan'ın yerine iki tane güçlü alternatifin varken hali hazırda Dorukan ve Orkun gibi. Orkun 2 ay üst üste Feyenoord'da en iyi orta oyuncu seçildi. Dorukan çok iyi bir sezon geçiriyor. Yani Dorukan müthiş bir çıkış yaptı. Dolayısıyla eğer 8'i arıyorsak zaten elimizde 2 tane çok iyi 8 var. Özgüveni yüksek. Ama sen Berkan'ı da çağırırsan o pozisyon için, o zaman da ben şunu düşünürüm. Tamam, o zaman Taylan Berkan yapacak. Çünkü Galatasaray ve Barcelona ve Beşiktaş maçlarından ertelendi. Bana bunu düşündürüyor. Bakalım, yani bugün de hani fanatiğin de muhtemelinde bu iki isim var. Sen de onu düşündüğünü söylüyorsun. Ben de aman diyorum, bakalım. Yarın öbür gün tabii daha farklı haberlerde göreceğiz. Muhtemel 11'ler şimdi bugün bir tek fanatik paylaşmış ama maç günü yaklaştıkça daha farklı kadrolarda göreceğiz muhtemelen. Şimdi araya gidelim, aradan sonra buradayız. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda.
9.08 saatlerimiz. Bir türlü Stefan Kuntz'un verdiği röportajlara geçemedik Ali abi, farkındaysan. Kadro kurmaktan, tartışmaktan, maç kadrosunu, muhtemel 11'leri. Orta sahada tıkandık. Evet, orta saha konusunda ayrıştık ama geri kalan bölümlerde çok fazla şüphemiz yok. Hani ileri uçta böyle bir tek maçta hani Burak Yılmaz'dan başkasına herhalde şans vermez. Yani Burak'ın bir sakatlığı yoksa Burak Yılmaz oynar. Nasıl ki Portekiz Ronaldo'ya güvenecekse ileri uçta, yani bizim de Ronaldo'muz, yıldızımız ve hücum hattında çok şeyler beklediğimiz isim Burak Yılmaz. O yüzden onu tercih edecektir. Tabii benim kurduğum 11'de hani Burak'ın savunma zafiyeti var. Zaten fizik olarak çok iyi seviyede olmadığını biliyoruz. Bir de Orkun Kökçü, Hakan da fizik olarak çok atletik oyuncular da değiller. O konuda da bir zafiyet gösterebilir ortası. Bilemiyorum artık Kuntz'un tercihi nasıl olacak. Tüm bunları hesaba katıp o da iyi bir 11 çıkarmak isteyecektir. Şimdi verdiği röportajlar birkaç gündür konuşuluyor. Bugün de Sabah gazetesine verdiği röportaj, ona biraz baktım. Neler demiş diye. Mesela Arda Güler'le ilgili. Arda deyince de birçok Arda olunca kardeşler diyecektim, fark edildi mi bilmiyorum ama Arda Turan, Arda Güler, çok Arda konuşuyoruz son dönemde. Arda Güler'le ilgili açıklamaları dikkat çekiyor. Aslında Fenerbahçe'de henüz böyle çok fazla süre almış değil Arda ama bir anda milli takım beklentisi de oluştu kendisiyle ilgili. Çünkü yurt dışında da böyle örnekler var ama Kuntz farklı düşünüyor. İsmail Kartal diyor, onu korumamız gerektiğini belirtmiş. Bence çok doğru söylemiş. Arda Güler tarzındaki oyuncuları korumalıyız. Belli konularda aceleyle hareket edilirse bu onlar için çok hızlı atılmış adımlar olabilir. Şu anda U17 milli takımı elit turda mücadele edecek ve Avrupa Şampiyonası'nın final turnuvasına kalma şansları var. Arda'nın yaşındaki futbolcuların kendi yaş kategorilerinde final turnuvasına katılıp akranlarıyla kendilerini ölçmeleri çok önemli bir konudur, diyor Stefan Kuntz. Açıkçası biraz hayal kırıklığına uğradım ben açıklamalarda. Yani bakış açısı anlayabiliyorum, U17'de oynaması, akranlarını görsün ama bu her oyuncu için geçerli değil. Yani öyle bir yetenek olur ki 17 yaşında, şimdi Nuri Şahin, evet, kaç yaşında milli takım formasını giydi? 17. 17 değil mi? Ne oldu peki sonra? Tamam, Nuri'nin futbol kariyeri çok iyi gelişmedi mi? Dortmund'da çok iyi oynamadı. Tamam, milli takım kariyeri çok iyi olmamış olabilir. Başarılı oldu mu? Tamam, futbolcu kariyeri etkilendi ama Nuri 17 yaşında oynadı ama futbol hayatı bitti. Nuri'yi ortada görmedik diye bir şey olmadı en azından. Bir şey olmadı tabii. Heh. Ama bence beklenen seviyede olmadı. Ama bu 17 yaşında milli takımda oynadığı için mi olmadı? Yok, onunla alakası yok tabii. İşte bence de o yüzden Arda'nın da eğer hak ediyorduysa, yani onun bölgesindeki futbolcuya kıyasla belki de hak etmiyordu. Şimdi bir Yusuf Yazıcı gerçeği var. 5 maçta 6 gol, 3 asist, 2 asist. Şimdi o varken tabii Arda'nın alınması mantıklı ama şartlar el verseydi Arda'nın ben alınması gerektiğini düşünüyorum. Mesela İspanya'da Gavi bu sezon milli takıma seçildi bildiğim kadarıyla. Gavi daha dün bir, bugün iki Barcelona'da yeni yeni oynamaya başladı ama İspanya milli takıma seçildi. Oynadı İspanya milli takımında. Yani bu şey mi dedi oradakiler? Xavi, korumalıyız dedim ya da Luis Enrique, korumalıyız demedi. Yaşıtlarıyla oynasın da demedi. Aldı. Ben bu bakış açısından hani çok doğru olmadığını düşünüyorum. Yoksa milli takımı seçilsin demiyorum. Şu anda seçilmemesi zaten belki daha doğruydu. Ama bu bakış açısı bana, bilmiyorum, hani İsmail Kartal'ın onaylaması, korumalıyız demesi, ben o tarafta değilim. Ben tam tersi taraftayım. Kuntz U21 milli takım teknik direktörlüğü yaptı Almanya'da. Evet. Ne kadar süre olarak yaptı? 4-5 sene var mıydı? Var. Az bir süre yapmadı. Zannedersem 2 final oynadı. O süre içerisinde Alman U21 milli takımıyla. Aslında bu konularda konuşurken ne dediğini bilen bir teknik adam. Gençlerle çalışmış bir teknik adam. Gençlerin gelişimini sağlayıp 5 sene çalışmış. 5 sene. Alman A milli takımına o yolu açan bir teknik adam. Dolayısıyla konuştuğu zaman söylediklerine hakim. Ne dediğini biliyor. Bir kere bunu bir tarafa koymak lazım. Onun dışında çok zor bir konu. Çünkü farklı örnekler verilebiliyor. İşte sen çok net bir şekilde Gavi örneğini verdin. Nuri Şahin örneğini verdin. Yani bu oyuncular çıkış yaptı. Her çıkış yapan oyuncu tabii ki milli takıma çağrılmak zorunda değil. Ama özel bir oyuncudan bahsediyorsak, özel oyuncuların gelmesi gerekir mi? Neden olmasın? Gelebilir. Burada da hiçbir itiraz edilecek
nokta yok. Gavi bu arada ilk 11 çıkmış son 4 maça. Hı? Gavi. Yani İtalya maçı, Fransa maçı, Yunanistan maçı, İsveç maçı. Bak şimdi maçlara da bakıyorum. Ve 83 dakika, 75 dakika, 65 dakika, 90 dakika. Evet. 2004'lü bu oyuncu. 2021'de bu maçlar yani. Ekim-Kasım ayları. Böyle bir örnek var. Diğer tarafta İsmail Kartal'ın söylediği, işte Arda'yı kollayarak, koruyarak onu yavaş yavaş ısındıracağız dedi. Bu çok garip. Bu da çok garip değil. Bunu da çünkü konuşmuştuk. Bu da bir bakış açısı. Bu da bir yol. O yüzden açıkçası hani burada bir taraf seçmek çok bana mantıklı gelmiyor. Hani şu kesin doğru söylüyordur. Bunun yaklaşımı tamamen ters, doğru değil. Ancak A milli takım için mesela bu kadroda şimdi Arda Güler A milli takım adayı olabilir miydi? Olabilirdi. Benim en çok orada aklıma yatan şimdi mesela Gavi ne kadar oynadı? Kaç maçı var? Ona bir bakar mısın Barcelona'da? Seçilmeden önce mesela kaç maçı var? Tamam, mesela ona da biraz bakmak gerekiyor. Çünkü Kuntz'un zannedersem anlatmaya çalıştığı şey oydu. Yani Arda çok az süre aldı. Arda çok yetenekli bir oyuncu. Ama Arda'nın Fenerbahçe'de biraz devamlılığı olup milli takıma gelmesi sanki daha mantıklı olur gibi anladım ben Kuntz'un söylediklerinden. Gavi'nin Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçı var ilk seçilmeden önce. Ligde de 4-5 maçı var. Yani Gavi de çıkmış, oynamış. Peki o 5 maç 90 dakika mı? Değil tabii ki. Değil, Arda yani gibi yani. 16 dakika, 30 dakika, 73, 81, 75. Yani aslında Gavi ile Arda'nın hikayesi benziyor. Yani evet. Gavi de bir anda çıkıyor. Çok yetenekli, az oynuyor. 3-4 maç ama bir anda diyorlar ki tamam bu oyuncu olur. İspanya milli takımına çağırıyorlar. Şimdi Kuntz'un dediğinden biri de oydu. 90 dakikası daha yok Fenerbahçe'de. Nasıl milli takıma seçilsin? Evet. Gavi'nin de yokmuş. Mesela. Gavi'nin de yokmuş. İşte demek ki burada tamamen tercih. Hani burada diyorum ya tek bir doğru yok. Mesela bu şimdi Kuntz'un söylediklerinin tamamen doğru olmadığını kimse söyleyemez. Tabii tabii. Bakış açım farklı benim yoksa ona da hak veriyorum mesela, elbette. İspanyol milli takım seçicileri de diyorlar ki ne gerek var yani bu çocuk diğerlerinden farklı, diğerlerinden yetenekli. Gelir ve oynar. O bölgede eksiğimiz var demiştir. Evet. Almıştır. Aynen. O da bir yol. Peki Arda çok yetenekli. Arda milli takımda direkt oynar diyebilecek bir eksiğimiz var mı? Oraya bakmak lazım. Şimdi o bölgede Hakan Çalhanoğlu var. İyi bir sezon geçiriyor. Son dönemde Inter son 7 maçta bir kere kazanabildi. Bir tek Salernitana'yı yendiler. Şampiyonluk yarışında bir ara en avantajlı takımdı. Şimdi değil. Biraz Inter'le beraber Hakan'ın da formu düştü ama hala genel olarak çok iyi bir sezon geçiriyor. Yusuf Yazıcı Lille'de kayboldu gitti derken yaptığı transferle beraber bir anda takımını şampiyonluk havasına soktu. Kendi özgüvenini yükseltti. Hakan'a bir şey olsa direkt alternatif şu an Yusuf Yazıcı olarak gözüküyor. Abdülkadir Ömür Trabzon'da aynen, orada oynuyor. Aynen. Eklemek gerekir. O yüzden aslında o mevkide milli takımda öyle çok büyük bir eksik yok. O yüzden de çok garip değil Arda'nın bu havuzda olmaması. Ha şunu diyebilirsin işte sen diyorsun ya Ersin milli takıma gelmeli o havayı sezmeli çünkü Ersin oynuyor mesela Arda çok oynamıyor. Arda'nın oynaması daha önemli. Evet, Arda'nın oynaması daha önemli. O yüzden de bu kararı da ben anlayışla karşılıyorum. Normalde çok sevdiğim bir şey değildir. Saygıyla karşılıyorum demek. Altındaki şeyleri hep merak ederim ben. Hı-hı. Hani bir şey söylendiği zaman fikirlere de o şekilde yaklaşıyorum. Hatta Barış abi zaman zaman bana kızıyor yani. Her fikre saygı göstermek gerekir. Çok değil bence öyle. Fikrin altında neler yatıyor onu da anlamam gerekiyor. Burada anlayabiliyorum Kuntz'u. O yüzden çok sevmesem de o şeyi basma kalıp lafı kullanacağım. Saygıyla karşılarıma bak. Senin söylediklerine de aynı şekilde yaklaşıyorum. Çünkü seninkinin altında da bir şey var. Bir düşünce var. İşte İspanyolların yaptığı örnek de çok gözümüzün önünde. Yani Gavi örneği. İşte 2 tane Şampiyonlar Ligi maçı, 4 tane La Liga maçı. 90 dakika neredeyse yok. Milli takıma gelip milli takımda oynayabiliyor. Demek ki bu olabiliyor. Ve neden? Gavi'yi maçlarda farklı görüyorlar. Evet. Zaten Gavi'yi biz de sahada çok farklı görüyoruz. İşte Pedri mesela değil mi? Ondan çok uçuk bir örnek değil zaten. Pedri bir yaş yok mu aralarında? 2 yaş var. 2 Pedri, 2004 2 yaş gerçi o durumlar çok fark ediyor. Ama Pedri de 280 tane maç oynadı. 2020 yılı içerisinde.
280 deyince ben bunu şey anlamayın. Gerçek rakam değil yani. Hani ne kadar fazla abartarak söylüyorum. Olimpiyatlar daha iyi oynamıştı. Neticede Arda şu an herkesin göz bebeği. Pamuklara sarmak gerekiyor. Bunun yanında bir kez daha söylüyorum. Şimdi mesela Arda neden milli takımda yok tartışması yapılabilir. Ama bir de kendimi Arda'nın yerine koyuyorum. Ya demek ki ben milli takımı hak ettim, beni niye anlıyorlar gibi bir moda da girebilir bak. Çocuk bu daha çünkü 17 yaşında. Yani ben milli takım oyuncusuyum şu an. Şimdi milli takım oyuncusu dediğin zaman havuz 30-35 kişi Mert. 17 yaşında bir çocuğun kendini oraya layık görmesi güzel. Oynayabilecek olması güzel. Ama biraz da şey yapar. İşte diyorum ya, sağ dışını, evet, sağ dışını yönetmek bu oyuncular için çok zor. Ya şimdi yani ama... Arda olduğunu düşün. Yani bir anda geldiğin noktayı, senin için konuşulanları, düşünülenleri şöyle bir gözün önüne getir. Hakikaten yani Arda sahada olsa daha kolay halleder. Şimdi Ümit Milli Takım'a da neden çağrılmadığı tartışıldı Arda. U17 Milli Takım'a çağırdı. Biz Milli Takım'ı konuştuk. Hani Milli Takım'a gelene kadar daha bunun Ümit Milli'si var. U19'u var. Ama Arda U17. Evet. Yani 4. seviye takımda. Onun da gerekçesi işte U21'in iddiasının kalmaması. Arda'nın asıl iddianın olduğu U17'de. İşte elit turda oynayıp orada bir şampiyona görmesi amaçlandığı için U17'de tercih edilmiş. Yoksa mesela şu an Ümit Milli Takım'da yer alan Ömer Faruk Beyaz'dan geride mi Arda? Değil. Ömer Faruk Beyaz'ın şu anda önünde. Ki kesin. İkisi de Fenerbahçe'den örnek olsun diye. Hani Arda'dan önce Ömer'den çok şeyler bekleniyordu. Olmadı. Zaten sahada da Ömer Faruk o heyecanı vermemişti taraftara ve izleyicilere. Ama Arda ilk çıktığı anda itibaren o heyecanı veriyor. Ama işte şu anda şartlar U17 için. Ya mesela çok çok garip bir durum değil mi? Ben mesela Konya Spor maçını izlerken de düşündüm. Şimdi mesela Fenerbahçe Konya Spor'la oynuyor. İşler bir ara Fenerbahçe'nin istediği gibi gitmedi maçta. Tabii, ne oldu? Arda diye bağırıldı. Bütün stat bağırıyor. 35 bin kişi vardı Kadıköy'de. Bütün stat Arda diye bağırıyor. Mesela omuzlarına yüklenen şeyi düşünsene, sorumluluğu. Yani Arda mesela normalde girip o baskı olmasa daha iyi işler yapabilir ama hani şey olarak yürüyor Arda. Ben girip maçı kurtarmam lazım psikolojisine sokmaz mı seni? Evet. Çok zor değil mi ya? 17 yaşındasın ya. Zor ama işte Türkiye'nin de gerçeği bu. Hani bunda da baş etme, öğrenmek, Arda diye öğrenmek normalde lazım. Normalde hani sen gireceksin. Arda'sın zaten. Hani artık yavaş yavaş kendini ispatlıyorsun. Seni bir yerde İsmail Kartal oyuna alacak. Belki son 10 dakika, son 5 dakika, belki son yarım saat. Yani gireceğin 3 aşağı 5 yukarı belli. Ama tribünlerde öyle bir artık hava oluştu ki Arda girsin maçı kurtarsın. Arda girsin maçı kurtarsın. Bayağı büyük bir sorumluluk 17 yaşında bir genç için. Bak tekrar söylüyorum, 35 bin kişi isminizi bağırıyor ve sahaya girdiğiniz anda o maçı çevirecek adam olarak görüyor sizi. Ya sen 17 yaşında ne yapıyordun? Şimdi bunu söyleyenler, evet, bunu bir kendilerini düşünsünler 17 yaşında yani. Çok kolay bir iş değil bu oyuncunun omuzlarına yüklediğimiz. Şimdi milli takım da biraz öyle. Hani ben hep Arda cephesinden bakmaya çalışıyorum. Arda olsam ne düşünürdüm? Yani Konya maçında herkes bağırıyor Arda girsin, Arda girsin. 3 gün sonra ya da 2 gün sonra şeyi düşünüyorsun. Milli takıma seçilmeli miydim? Acaba hakkım mı yendi? Eğer o noktaya gelirse iş çok zor olur. İnşallah ama, gelmez o noktaya. İnşallah gelmez ama şunu dedin yani, sen kendini onun yerine koy, 17 yaşında ne yapıyordun? Bu aslında bir yerde güzel bir şey ama herkesin de davranışı farklı. Şimdi ben 17 yaşında bu baskıyı kaldıramayacak biri olabilirim. Arda çok özel bir yetenek, bununla baş edebilecek biri olabilir. İşte Gavi mesela İspanya A milli takımında oynuyor bu kadar baskıya rağmen. O demek ki kaldırabiliyor. Şimdi Arda da özel olduğu için hani senle benle kıyaslamak da çok doğru olmayabilir. Arda için vız da gelebilir bu kadar baskı. Yani öyle bir kafa yapısı vardır ki 17 yaşında. Çünkü oluyor, bazıları büyümüş de küçülmüş oluyorlar. Hani küçük yaşta bir olgun adam sanki izliyorsun karşısında. Böyle çocuklar var. Arda da bu işin futbol ayağında. Yani bu baskı çok önemli değil. Ben sahada işime bakarım da diyebilir. Ya yani bu onun elinde tamamen. O yüzden hani Ömer Faruk örneği gibi olmak zorunda değil. Arda bambaşka. Yani 16 yaşında da oynar. Türkiye'de de oynayan var 16 yaşında. Emre Belözoğlu da oynadı. O yaşta değil mi? Sorumluluk aldı Galatasaray'da. O yaşlarda çıktı. 16-17 yaşında çıktı. Evet. Yani böyle ekstrem örneklerde oluyor bu. Hani hayatın her alanında var ekstrem örnekler. İşte biz sıradan tamam. İnsanlarız şu anda. Arda'yı işte oraya konumladık. Öyle ama şimdi. Arda'yı oraya konumladık. Yani
bakınca şimdi nasıl konumlayacaksın o teknik, o yetenek, o özgüveni görünce şimdi daha azına da konumlayamıyor insan. Yani inşallah mahvetmeyiz. İşte yine kendi elinde. Bence biz bir şey yapmayız. Ne yapıyorsa Arda kendi elinde yapacak. Ben öyle düşünüyorum. Hayatta yani böyle bir şeyleri sakınarak, koruyarak değil. Atacaksın abi yani. Artık ne olursa olacak. Yani olmayacağı varsa zaten olmaz. İstediği kadar pamuklara sar. Arda'yı korumaya çalış. Olmayacağı varsa zaten olmaz. Yani öyle ben koruyarak, saklayarak gelişeceğini ya da olup olmayacağını belirleneceğini düşünmüyorum çok. Yanlış şey, reklamı da açtık çok da. Beşiktaş'ta da Emirhan böyle çok iyi bir şekilde çıktı. Önder Karaveli de onu korumak adına son dönemde hiç forma şansı vermiyor. Aslında İsmail Kartal'ın yaptığından çok farklı değil. Sadece böyle bir açıklaması olmadı. Onun kadar tartışılmadı Önder Karaveli'nin Emirhan tercihi herhalde, değil mi? Yani Serdar üzerinden çok okuduk. Ama Emirhan konusunda bir Arda kadar eleştirilmedi Önder Karaveli. Yok. Orada hani Emirhan da Arda gibi çok saf bir yetenek değil ama çok da iyi bir futbolcu. Onun da etkisi olabilir çünkü Arda çok farklı bir noktada. Şu an hani Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyoruz, Abdülkadir Ömür, ama Arda'nın ki yani o hissiyat bende çok daha farklı. Yani Arda'nın topla buluşmasıyla bir Kerem'in, bir Abdülkadir'in ya da işte Emirhan'ın buluşması aynı hissiyatı vermiyor bende. Evet, işte Arda çünkü saf çok, yetenek. Çok inanılmaz başka bir boyutta. Biz de büyüttükçe büyütüyoruz bakalım Arda'yı ama. İşte beni korkutan o zaten. Evet. Ama ne yapayım yani, şimdi sahada gördüğümü de konuşmayacaksam beni heyecanlandırıyor yani. Herkesi heyecanlandırdı. Ya bak, bir kere daha söyleyeyim, belki duymayanlar vardır ama bence en güzel örnek yani. Sergen Yalçın kendi söylüyordu. Benim için diyor en kolayı sahanın içinde olmaktı diyor. Sahanın dışını, o bir hafta en zor geçeniydi diyor. Kendi söylüyor bunu. Sergen Yalçın da saf yetenekti. Sağ içinde her şey bu oyuncular için kolay. Zaten Arda'da da bunu görüyoruz. Sen diyorsun ya, ben gördüğüm zaman topla kontrolünü, evet, topla yaptıklarını. O kolay. Sağ dışını Arda'da. Belki de Arda'nın sağ içinde değil, sağ dışında pamuklara sarılması lazım. Belki işin o tarafını halletmemiz, aynen, gerekiyor. Sağ içinde oynatmamak değil, oynatmak daha, evet, iyi sağ olabilir. Sağ içinde oynasın. Orada bir sıkıntı yok. Belli olmayacak zaten, evet, orada sıkıntı. Ama işte sağ dışındaki tarafı, hele bu işte sosyal medya çağında nasıl halledecek? Ben vallahi endişeliyim. Net söyleyeyim. Evet, neyse, bu kısmı da uzattık. Arda'yı da bayağı konuştuk. Endişelerimiz var elbette. İnsan ister istemez çok da sahiplendiği için hani kötü bir şey olacak, hani kariyeri iyi gitmeyecek diye endişeleniyor. Ama umarız bizim hani korktuğumuz gibi olmaz Arda'nın kariyeri. Diyelim, reklama gidelim. Sonra herhalde son bölümle karşınızda olacağız. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku. ...9.35 saatlerimiz artık Ali abi, son bölüme de girdik. Yoğun bir gündem vardı bugün. Bayağı telefon hattını açamadık gerçi ama çok sayıda da mesaj geldi onlarla. Programını noktaladık. Birkaç haberle de toparlayacağız şimdi. Evet, az önce Arda konusunu konuşurken TRT Spor'dan benim eski arkadaşım Nülüfer Gönen'den de dinliyormuş. O da mesela senin gibi düşünüyor. Şöyle yazmış bana. Akıl yaşı 17 değil ya demiş. Özel yapım o demiş Arda için. Bir de DNA kodları farklı bu kuşağın demiş. Hmm. Her şeyin ötesinde. Yani hani kendin gibi düşünme. Sen 17 yaşında daha, aynen, okumayı zor sökmüşken. Ondan sonra bu kuşağın DNA'sı farklı demiş Nilüfer de. O da TRT Spor'da çalışıyor. Ona da buradan sevgilerimizi iletelim. O da mesela senin gibi düşünmüş yani. Evet. Tabii yani görüşlere saygım var. Karşı görüşlere de. Bizim gibi düşünenlere de. Bakalım yani şu an İsmail Kartal, Kuntz farklı bir noktada. Belki Löw gelirse eğer o farklı düşünebilir İsmail Kartal'dan. Hani koruma ihtiyacı yok. Bu çocuğun oynama ihtiyacı vardı diyebilir. Görüşler tabii ki farklılaşabiliyor futbolda. Tek bir doğru yok. Hayatta da. Ben de ona inanırım. Yani hayatta da, futbolda da, birçok dalda da hani şu doğru diyemezsin. Çünkü her insanın doğrusu farklı. Arda için mesela doğru olan başkası için yanlış olabilir. Aynen. Kişiden kişiye değişir. Sonuçta çok farklı insanlarız. Çok farklı şeyler yaşamışız hayatta. Mesela ben o yaşta çıksam belki benim gerçekten korunmaya ihtiyacım var. Yavaş yavaş, ama Arda için bu doğru olmayabilir. Hani insana göre de bence yorumlar değişmeli diye düşünüyorum.
Neyse, şimdi geçelim diğer konulara. Şimdi bugün Galatasaray'la ilgili çok haber var. Başkan Burak Elmas'la ilgili dün Kulüpler Birliği toplantısı vardı, senin çok sevdiğin. Adı birlik ama içeride yoğun tartışmaların döndüğü. Orada kendisinin Kulüpler Birliği'ndeki diğer başkanlara rest çektiği, bu özellikle hakem operasyonu konusunda, hani bizim adımıza karar alıp bunu uyguluyorsunuz, bir daha bizim adımızı işte kullanmayın dediği, Kulüpler Birliği'nden çıkmayı ciddi düşünüyoruz deyip Ali Koç'un da Burak Elmas'a destek verdiği yine bugün haberler arasında yer alıyor. Hürriyet'te Ali Naci Küçük mesela bunu yazmış. Galatasaray ve Fenerbahçe rest çekti demiş. Burak Elmas çıkarız dedi, Ali Koç destek verdi diye de eklemiş. Yalnız bir de hafta sonu Galatasaray'da genel kurul var. Herkesin merakla beklediği bir süreden beri, çünkü konuşuluyor. İbra edilecek mi, edilmeyecek mi? Edilmezse işi mahkemeye götürmeyeceğini ve görevi bırakacağını net bir şekilde söylemişti Burak Elmas. O yüzden onun adına da hayati bir cumartesi günü olacak. 26 Mart'ta yapılacak ve Milliyet'te de başkanın zor sınavı diye haber yapılmış bu genel kurulla alakalı olarak. Çünkü kulisler çok hareketli. İşte geçenlerde hatırla, fotoğraflar servis edildi. Fatih Terim üyelerle, genç üyelerle bir araya geldi. Onu seven de çok önemli bir kitle var. Elbette liseliler de buna dahil. Burak Elmas'ın karşısında olduğu için ibrasızlık yönünde bir çalışma olduğu da düşünülüyor. Zor olacak gerçekten. İşler de son iki maçta çok iyi gitmedi. Hem Barcelona'ya kaybedildi, üzerine Gaziantep maçı da kaybedilince tekrar o hani çok değişken hava diye konuşuyoruz ya, tekrar eski ayarlara döndü Burak Elmas. Yani bu süreçten öyle Beşiktaş derbisi falan şimdi kimse konuşuyor mu? Hatırlıyor mu ya da Barcelona maçlarındaki iyi oyun? Hayır. Barcelona elendi. Ligde de Gaziantep'e yenilince tekrar aynen o kredi bir anda iki maçla gitmiş oldu tekrar. Evet, çünkü kredi geniş değil. Kredi çok değil. Gaziantep maçı burada en kritik noktaydı. Barcelona elenmek normal. Çok garip değil. İşte El Clasico'nun sonucunu hepimiz gördük hafta sonunda. Ama Barcelona karşısında iyi mücadele etmesi Galatasaray'ın, son ana kadar turun içinde kalması aslında Burak Elmas'a ekstra bir kredi sağlamıştı. Ta ki Antep maçına kadar. Antep maçında yine kötü bir oyun. Öne geçilen bir karşılaşmayı 3 golle kaybetmek. Dediğin gibi bir anda yine dengeleri Burak Elmas aleyhine değiştirdi. Kulüpler Birliği konusu üzerinde çok fazla durmayı gerektirecek bir konu değil benim gözümde. Tekrar söylüyorum, Kulüpler Birliği'nin zaten birçok konuda rekabet eden farklı hedefleri olan kulüplerin aynı şeyi düşünmesi, aynı şeyi istemesi beklenemez. Hakem konusunda da bunu anlatmaya çalışmıştım geçen hafta. Yani belki sana bir zarar olmayan bir hakem belki bana çok büyük zararlar verdi ve ben o hakemin görevi bırakmasını isteyebilirim. Sen de ne alaka diyebilirsin. Hı-hı. Burada anlaşamamalarının çok doğal olması gerektiğini düşünüyorum. Eğer anlaşırlarsa saçma derim. Gerçekten saçma derim yani. Şu an ligde yer alan bütün kulüpler gelip de masaya aynı hakem listesini koyarsa ortada bir gariplik vardır. O zaman farklı yerlerde rekabet ediyorlardır. Hı hı. Ya da hakemler hakikaten aynı performansları göstermiştir ki bu mümkün değil. Öyle olsa zaten işte şu hakem Kadıköy'de bu kadar maç yönetemiyor yıllardır. Bu hakem bunun maçına verilmiyor gibi şeyler olmazdı. Öyle bir dünya olmazdı. O kısmı geçiyorum. O kısım son derece normal. Kulüpler Birliği'nin anlaşabileceği tek şey yayın ihalesi olabilir. Orada da anlaşamıyorlar. Orada da evet, yani farklı görüşler var içeride. O yüzden Kulüpler Birliği'nin varlığını yine huzurlarınızda bir kez daha sorguluyorum. Bu birlik neden var, ne işe yarar diye çok merak etmekteyim. Bunun yanında açıkçası hafta sonunu ben de merakla bekliyorum. Galatasaray'da nasıl olacak, nasıl bitecek? İşte sen ara ara anlatıyorsun Galatasaray'daki durumu. Herhalde bayağı çetin. Hani Mustafa Cengiz'in bir ibra edilmemesi olayı mıydı? O seçim miydi? Hangisiydi? İbra edilmemesi miydi? Bir organize grup demişti. İbra edilmediği gün. İbra edilmediği gün. Gece yani saatlere bir, kadar hani, sürmüştü. Kongre şeyleri tabii görebiliriz. Hatta bugün, kongre politikası mı dersin ona? Valla taraflar bence çok sıkı hazırlanmalı buraya. Evet. Yani İbra etmeyi düşünen de, Burak Elmas yönetimini etmemeyi düşünenler de. Aynen.
Hatta Mustafa Cengiz'in başına geldiği zaman şöyle bir yorumda bulunmuştuk. Demiştik ki hani Mustafa Cengiz karşı tarafı organize olmakla suçlamıştı. Biz de demiş ki o zaman siz de organize olun. Hani böyle bir bahane olamaz. Ya da havayı koklayamamakla. Mesela evet. Şimdi şey de konuşulmuş. Nevzat İnan'ın haberinde vardı sanıyorum. Hani Burak Elmas gidecek, orada bir konuşma da yapacak. Ortamın havasını da görecek. Havayı görüp İbra oylamasına geçinmeden seçim kararı da alabilir deniyor. Evet. Mustafa Cengiz'in düştüğü hataya düşmeden. Bu da bir jest olarak hani karşı tarafa da geçebilir. Daha güçlü bir şekilde de eğer seçilirse tabii ki görevine devam edebilir deniyor sonuçta. Hani hatalardan ders çıkarmak maksatsa hani Burak Elmas da yapabilir. Ama şu an şöyle olur ya da böyle olur diyebilecek ne bilgiye sahibim ne de hani öyle bir öngörüm var açıkçası. Evet, ben de bir aksilik olmazsa gideceğim. Cumartesi günü aidatımı yatırdım, oy kullanma hakkına sahibim. Yani biz de kendi içimizde de istişare ediyoruz, konuşuyoruz konuyu. Ben en son İbra'ya yönelik bir karar verdiğimi söylemiştim. Herhalde geçen hafta mı, evvelki hafta mı sen sorduğunda. Bakalım o konuda da fikirler değişebilir, değişmeyebilir. Hep beraber göreceğiz. Ama sonrasında açık yürekli de söylerim ne karar verdiğimi. Bir de Galatasaray demişken Fanatik Gazetesi'nde bir haber var. O da şu: ilk skandal Pulgar. Futbolda sportif direktör modeline geçen Galatasaray'da daha ilk transfer döneminde kriz patlak verdi. Acil 6 numara ihtiyacı nedeniyle alınan Pulgar'ı, Campos'un getirdiği Torrent'in ise Getson'u istediği için Şilili oyuncuyu oynatmadığı öğrenildi. Zaten bakınca buradan çok net anlaşılıyor Torrent'in Pulgar'ı kendisini getirmediğini. Hani istemediğini demeyeyim de kendisini getirmediği belli. Çünkü kendisi getirmiş olsa Torrent eminim çok daha fazla şans verirdi Erik Pulgar'a. Çünkü bu şansı verebileceği birçok karşılaşma oynandı. Barcelona maçları buna dahil. Son Gaziantep maçı 5 yerliyle sahaya çıktı Galatasaray. Çok rahat Erik Pulgar'ı Taylan veya Berkan'ın yerinde oynatabilirdi. Yapmadı. Belli ki orada bir memnuniyetsizlik var. Hem fizik olarak hazır görmüyor hem çok tutmadığı bir oyuncu. O yüzden çok şaşırtıcı değil ama bu iş böyle gidecekse, yani Campos getirecek, Torrent sırt çevirecekse oyuncu, buradan da çok sağlıklı bir şey ortaya çıkmaz. Bütün sezona bakarsan Galatasaray'ın 6 numara tercihleri felaket oldu. Asunsa. Evet. Asunsa artı Erik Pulgar. Hani Galatasaray tarihine geçecek en kötü iki transfer hamlelerinden oldu diye yorumlayabilirsin çok rahat bir şekilde. Hani Asunsa'yı getiriyorsunuz, olmuyor. Olmayacağı çok belli olan bir oyuncu. Onun yerine bir 6 numara transferi şart olarak bakılıyor. Hatta ilk aşamada Burak Elmas'ın bizim Getson'a ihtiyacımız yok, başka yere ihtiyacımız var demesi direkt olarak 6 numara hani olarak yorumlanıyor ve oraya getirdiğiniz oyuncu hani UEFA listesine yazılıyor. Omar kenarda bırakılıyor. Barcelona maçlarında süre aldı mı? Yok. Beşiktaş maçında? Yok. Zaten Gaziantep maçında da almadı. Yok. İşte 90'lar dakika oynadı Taylan Berkan 4 saydığım maçta. Evet, yani Taylan'la Berkan'ın artık vücudunda şey kalmadı, direnç kalmadı. Sıfır güçle bu maçları bitirdiler. Ve Erik Pulgar bir dakika süre almıyor bu maçlarda. Bu da çok net bir gösterge. Yani zaten böyle bir seride bu kadar zor bir fikstürde oynamayacaksa, en azından ilk 11'de oynayan oyuncuların üzerindeki yükü belli seviyede almayacaksa, ilk 11 başlasın demiyorum. Ama sen öldün bittin artık yani Berkan. O kadar da mı yok yani? Yani son 15 dakikada yerine ben oynayayım arkadaş. Ne kadar kötü olabilirim dahi tercih edilmiyorsa zaten çok fazla konuşmaya gerek yok. Bundan sonraki 8 maçta artık Erik Pulgar'sız da Galatasaray çok rahat sezonu bitirir, tamamlar. Dolayısıyla ortada felaket 2 tane 6 numara seçimi var Galatasaray adına. Mero'dan sonra Galatasaray Fernando'yu bulmuştu uzun bir süre sonra. Fernando'dan sonra da orada büyük bir sıkıntı yaşıyor şu an Galatasaray kendi adına. İşte bunu iyi analiz etmek lazım. Hani kimin getirdiği oyuncu, kime güvenilerek alındı, o oyuncu alındıktan sonra teknik adam niye bu kadar sırt döndü, teknik adam istemediği için mi alındı? Şimdi daha Torrent geldi, ara transferler yapıldı. Mesela Gomis, Torrent'in istediği ya da düşüneceği bir oyuncu değil. Bir tek Peña orada. Fırsat transferi. Peña geldi. Şimdi az önce gelirken haber vardı. Torrent'in zor seçimi Peña mı, Muslera mı? Çünkü o da çok zor bir seçim. Yani teknik evet. direktörü de arada deride bırakan bir seçim. O da çok zor. Hani bunlar işte gelecek sezona sıkıntı olarak yansır Galatasaray'da bu tarz hamleler. Bakalım orada
bir çözüme gidecek mi, çözüm bulmaya çalışacak mı? En büyük avantajı tabii kiralık olması. Erik Bulgar, evet. Tabii yani Erik Bulgar gidecek. Yani Galatasaray unutacak bu iki transferi ama normalde dediğim gibi Galatasaray tarihine geçecek nitelikte kötü transferler oldu. Şimdi tabii gelecek sezon ne yapacağı önemli Galatasaray'ın ama önce tabii cumartesi günkü İbra oylamasının geçmesi lazım. Burak Elmas devam edecek mi etmeyecek mi? İbra olmazsa ki ihtimal çok düşük olarak görmüyorum. Hani Mustafa Cengiz olmadıysa İbra Burak Elmas'ın olmaması için hani yeterli elde sebep var. Galatasaray farklı bir yönetimde. Belki farklı bir teknik direktör. Sıfırdan yine bir anlayışla yola devam edebilir. Çünkü şu an Burak Elmas bambaşka bir yöne gitti. Yani başkan danışmanı Campos'u getirdi. Sportif direktörü şu an bir İtalyan. Sensibile geldi. Teknik direktörü İspanyol, bir yabancı. Bambaşka bir yapı ama başkan değiştiği anda bu yapının herhalde devam etmeyeceğini hepimiz tahmin ediyoruz. Hatta seçilecek kişiye göre Fatih Terim'in bile hani bir ay içerisinde takıma dönmesi bence söz konusu olabilir. O yüzden hani yeni sezon için konuşmak için çok erken Galatasaray'da nacizane düşüncem. Bu önce bir cumartesi gününü atlatması lazım Galatasaray yönetiminin. Evet, 9.48 programın artık sonuna geldik. Bakalım bugün Beşiktaş'tan o beklenen resmi açıklama gelecek mi? Muhabirlerin çünkü haberlerine göre biz de Ajans Spor'da yaptık. Valerian İsmail'e sözleşme gönderildi. Gün içinde kap açıklaması bekleniyor. Farklı isimler de var. Şimdi Shevchenko ismi de 2 gündür yazılıyor. Ben bugün ismini anmadım ama o da adaylardan biri. Cenova'daki başarılı kariyerinden sonra. Evet, olmadı orada ama şimdi de yeni daha galibiyet aldılar. Onlar da uzun bir beraberlik serisinden sonra. Sezonun ikinci galibiyetini aldılar Cenova. Evet. Ama çok da berabere kalıyorlar, evet, işte. 6 ya da 7 maç üstte berabere kaldılar. Hı hı. Ondan sonra Torino'yu 1-0 yendiler. Tarihi bir galibiyet. Evet. Şeyi gördün mü? Az önce 30 haftada 2 galibiyet. Hüseyin Özkök A Spor'da çıktı. O da paylaşmış. Atalanta'nın 8. ligden bulup getirdiği, evet, oyuncunun. Evet ya, çok enteresan. Mülteci kampında. Evet evet evet. Gol attı bu hafta. Çok bu da güzel hafta. Bir gol attı, biliyor musun? İzlemedim, merak ettim. Sol ayağıyla. Yani şöyle söyleyeyim, kimse kızmasın. İzleyebilirsiniz golü Esport'un YouTube hesabında. Evet. Esport Plus'ta 90 dakikayı da izleyebilirsiniz. Ben tabii oyunu görmedim. Yani, sen gole baktın. Ben gole baktım sadece. Hazır mısın? Hazırım. Kimse kızmasın. Arda gibi mi? Yok, Batshuayi'den daha temiz. Ya. Yani bak, Batshuayi'den daha temiz bir sol ayak içi. Köşeye çok temiz vurdu. Tesadüf mü bilmiyorum. Bak, tek o vuruşunu gördüm oyuncunun. Tek bir vuruşunu gördüm. Tek vuruşta tabii bütün oyuncu analiz edilmez. Yapamam zaten öyle bir şey de. O vuruş çok temiz bir vuruş ama. Köşeye, kalecinin sağına, yere çok iyi bir plase gördüm. Olağanüstü bir hikaye. 2003 doğumlu, böyle mülteci kampından çıkıp 8. lig seviyesinden Atalanta'nın A takımında 20 dakika süre galibiyet golünü atıyor değil mi? 1-0 bitiyor onun golüyle karşılaşma. Muazzam bir hikaye. Kimse kızmasın bana, ben Batshuayi'yi severim, biliyorsun. Desteklediğim bir oyuncu Batshuayi benim. Evet, seven çok. Geçenlerde kim? Rıdvan değil mi abi? Fenerbahçe'ye olsa alırdım. Doğru. Demiş Batshuayi için. Seveni de çok ama son dönemde pek algısı iyi değil Beşiktaş taraftarlar nezdinde. Nereden geldik? Shevchenko'dan geldik. Teknik direktör adayı. Bugün bakalım, açıklama bekleniyor. Ama şunu da hemfikiriz. Haberlere baktığımızda Önder Karabeyli ile sezon tamamlanmayacak. Artık İbrahim Üzülmez Şenol Güneş formülü mü yoksa yabancı bir teknik direktör mü? Bugün için artık karar belli olacak. Son haberler Valerian İsmail konusunda artık her şeyin netleştiği yönünde. Öğlen bakalım biz de belki resmi bir gelişmeyi değerlendireceğiz Ali abiyle. Diyelim bugünlük de programı noktalayalım. Yarın sabah tekrar görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sundu. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.